İyi geceler sevgili izleyiciler. Sıra dışı gündem başlıyor. Böylesine özel bir günde Haber Global ekranlarında sizlerle olmak bizim için şeref olacak efendim. Bu gece çok özel bir program gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Zira geride bıraktığımız gün 29 Ekim'di. Cumhuriyet'in ilan edildiği gündü. Bir asra bir kala 99. yılından bayramımız kutlu olsun diyerek programımıza başlayalım. Bu gece kimi ağırlıyorum? Erhan Altınay konuğum olacak. Sağ olunuz, bizi kırmadınız, geldiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben teşekkür ederim, hoş bulduk. Evet, özel bir gecede beraberiz. 29 Ekim'in hemen sonrasında herkese bir daha kutlu olsun. Evet. Yeni bir artık bir asırdan gün alıyoruz. Bir asıra tamamlayacağız Cumhuriyeti. Her zaman Atatürk'ün yolunda onu rahmetle, minnetle anarak. Anıyoruz buradan da. Evet, böylesine evet. Özel bir günün gecesinde güzel coğrafyanın göz bebeğini İstanbul'umuzu konuşacağız bu akşam. Her zerresinden fışkıran tarih elbette hepimizi heyecanlandırıyor. Ancak tabii sadece İstanbul'a sınırlı da değil, doğudan batıya, kuzeyden güneye her karış toprağımız anı, emek, vefa, feda ve aşkla donatıldı. Kıymet bilmek lazım diyelim. Pek tabii bu göz kamaştırıcı topraklar kötü emelli insanların da dikkatini çekiyor elbette. Bunları da konuşacağız. Tılsımlı yapılardan bahsedeceğiz. Ezoterik örgütler ve İstanbul'un gizemli tarihi diyeceğiz hocam. Hız kaybetmeden başlayalım. Başlayalım. Şimdi herkesin merak ettiği ve bulamadığı şeyler var. Herkesin aradığı, üzerinde amaç edindiği. Ben bu programı birazcık farklı bir eksende tutmak istiyorum. Siz çokça programa katıldınız. Sizi bulmuşken böyle başka bir kapıdan girelim istiyorum. Evet, kim neden neyi arıyor o tartışalım. Tamam. Yani bulunca ne olacak onları konuşalım. Kutsal kanla başlamak isterim. Nasıl geçiyor? Kutsal kan ne demek? İlk ifadesini Tevrat'ta bulduğunu biliyoruz. Bu kan kimin için, neden önemli? İstanbul'la ne gibi bağlantısı var? Avrupa'da birçok efsaneye konu olduğunu biliyoruz. Türkiye'de aslında bu tabir çok kullanılmadı. Ta ki Dan Brown'un Da Vinci'nin Şifresi kitabına evet. kadar. Sanırım Türkiye kutsal kan ifadesiyle bu kitaptan sonra mı tanıştı? Nedir bu kutsal kan? Yok, aslında daha önce konuşuyorduk da Dan Brown'la imoda oldu. Evet. Ya Dan Brown ilginç tabii, ona moda olması. Ben de ilk televizyonlara Dan Brown'la çıktım zaten. Öyle rastlantısal Dan Brown'ın ilk meşhur olduğu zaman. Ya şimdi şöyle bir şey var. Bir efsane, ya adı üstünde efsaneden bahsediyoruz. Ama efsanenin şöyle bir özelliği var. İki özelliği var. Bir, tabii ki gizemli bir tarihe kaynaklık ediyor. Yani ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Böyle bir efsane çıktıysa bunun arkasında acaba ne tür bir şey var? Hani tarihi gerçek. İkincisi de bu efsaneye inanan insanlar var. Bu efsaneye inanan insanlar siyaset içindeyse, ekonomi içindeyse nasıl yönlendiriyor? Şimdi iki yönlü bir olay. Yani efsane deyip geçmemek gerekiyor. Evet. O yüzden biz olabildiğince efsaneleri inceliyoruz. Benim asıl tabii ilgi alanım Orta Çağ. Orta Çağ dillerine olan merakım artık herkes biliyor masalcı romanından sonra. Ve oradaki kaynakları İstanbul'daki gerçeklerle biraz birleştirmeye çalışıyorum. Sözünüzü bölmeden şöyle bir şey mi anlamam gerekiyor? Her efsanede bir gerçeklik payı vardır. Kesinlikle. Kutsal kanda da bir gerçeklik payı var yani. Ya bir gerçeklik payı olmasa bile ona inananlar artık o olayı belli bir gerçeklik seviyesinde alıyor. Evet. Kutsal kan nereden çıkıyor? Tabii bir şey kan neden kutsal olur? Şimdi bütün orta çağlar ve ilk çağlar boyunca bir takım soyları kutsal kabul evet. etmişler. Hatta o kadar kutsal ki İlyada'ya bakıyorsunuz. İşte yüce kahraman bilmem kim geldi. Ki onun soyu gider Zeus'a. Zeus işte şöyle böyle hani Tanrı'ya bağlanan soylar var. Nasıl kahraman soyları, kral soyları falan. Hani ne yapmışlar? Çok güçlü, çok şey. Bir de siyasi güç var. Olsa olsa Zeus'tan gelmiştir. Bir yerde Zeus aileye musallat olmuştur diye düşünüyorlar. Ya da Poseidon'dan geldi, şundan geldi. Bunun biraz gerçeklik payı da ona tapılan şehirlerden gelmesi. Yine hep böyle bir özel kutsal bir yere dayandırmışlar. İşte bu bir canavardan geliyor, bu şundan geliyor. Ama ve lakin İncil'de geçen şey, Tevrat'ta geçen bir cümle aslında bugünkü bizim kutsal kan dediğimiz kavramı aydınlatıyor ya da o efsaneye neden olmuş. O da şu, o Tanrı oğulları insan kızlarını gördüğü zaman onların çok güzel olduğunu gördü. Onlarla birleşti. O günlerde ve sonrasında
Nefil adı verilen devler vardı, bu kadar. Bunu daha sonra Enok kitabı diye bir kitap açıklıyor. Burada ne oluyor? Gökyüzünden gelen, Enok kitabına baktığımızda gözcüler, bunu hemen uzaylılara, uçan daireye, Anunnaki'ye falan yormayacağız. Sizin hoşlanmadığınız konular. Evet, yani. Geçen gün bir Anunnaki diyordu, saldırdım. Öyle değil de tabii artık oraya geldi. Uzaya falan bağlamadan bu bir efsane, gözcüler. Bu kavram mitolojide her zaman vardır, gözetlenmek. Tanrı'nın gözetlemesi. Evet. İlluminati falan derler, böyle bir üçgenin içinde göz vardır. Evet. O aslında tapınak alınlığı ve her tapınakta o gözün olduğu yerde bir delik vardır. Hani Tanrı sizi gözetler falan. Ta Orwell'a kadar, Big Brother is watching you falan. O gözetleme, o gözcüler geliyor gökyüzünden, melekler, düşmüş melekler. İnsan soyuyla, insan kızlarıyla birleşiyor ve yeni bir soy oluyor. Aslında böyle bir kutsal kan geçiyor. Ama o insanları da seçerek. Tabii. En güzellerini seçiyorlar. Ama ve bu Davut'a kadar gidiyor, Hazreti Davut'a. Efsane böyle getiriyor. Ve bu kutsal bir soy yaratıyor. Kan, kutsal kan dedikleri bu. Kutsallık aslında bir efsaneye bağlı olarak bir mitolojik olay Enok kitabı. Enok niye mitolojik diyorum? Çünkü Tevrat'ın içine de kabul edilmemiş. Evet. Kabul edilmeyen kitaplar arasında, apokrif kitaplar arasında. Ve oluyor. Gökyüzünden gelen bir kısım insanlar tarafı, varlıklar tarafından döllenen bir soyun devamı. Evet. Ama bu Hazreti Davut'la Hazreti İsa'ya geçtiği varsayılıyor. Ve Hazreti İsa'nın soyunun da bu kutsal kanla birlikte Fransa'da bir yerlerde devam ettiğine inanılıyor. Bir saniye, Hazreti İsa'nın soyunun, yani Hazreti İsa'nın neslinin, evet, hala devam ettiğine inanılıyor ve Fransa'da, evet, devam ediyor. Yani kişiler, nasıl, de bunun ya farkında. Ben Hazreti İsa'nın soyundan geldim diyerek yaşıyorlar. Tanıyorum zaten birini. Biliniyor mu bu kişiler? Biliniyor. Şimdi şöyle bir durum da var. Bu nasıl oluyor böyle? Hani biz biliyoruz ki böyle bir şey yok ama efsane şuraya dayanıyor. İncil'de Hazreti İsa bir düğüne gidiyor. Evet. Düğünde şarap bitiyor. Şarap bitiyor. Annesi Hazreti Meryem İsa'ya diyor ki şarap bitti diyor. Ne yapalım diyor. Ya bana ne diyor. Sonra sen diyor bir şey yapmak zorundasın diyor. Ve suyu şaraba çeviriyor. Hı. Diyorlar ki bu niye başkasının düğününde böyle bir şey yapsın? Bu kendi düğünüydü. Maria Magdalena ile Meçhelli Meryem'e zorlama evlendi. Zorlama bir şey olmuş. Kesinlikle. Hocam? Biraz değil böyle. Mi? Zorlama olmuş. Ondan sonra bu da Fransa'ya gitmiş zorlama bir şekilde. Ve orada Merovinge soyu dediğimiz bir kral soyuna kaynaklık etmiş vesaire vesaire. Ve bu soy Fransa'nın Champagne bölgesinde hala yaşıyor diyorlar. Bunun fanatikleri de var. Fanatikleri var. Bu fanatikler bir de siyasetin içinde insanlar. Hatta daha da fanatikleri tapınak şövalyesi dediğimiz. Evet, onları da. Bunları korumakla yükümlü. Evet. Şimdi demek ki böyle bir olay var. İstanbul'la ne alakası var bunun? Ona da şöyle bir şey diyorlar. İkinci Haçlı Seferi'nde zaten biri geldi kutsal soydan buraya. Evet. İşte buraya verdi ve bir şekilde, bilinmeyen bir şekilde, orası karanlık, Paleologoslara karıştı. Ve İstanbul'un son soyu, son imparator soyu aslında kutsal kandan gelmekteydi. Tabii ki son imparator İstanbul'un fethi sırasında ölüyor. Onun akrabaları Eflak Mora'da, hala bugün onların soyu devam ediyor, Rusya'da var. Hmm. Paleologos. Hocam, bunlar efsane şimdi. Kutsal kana inananların Tevrat'a inandığını biliyoruz. Her Tevrat'a inanan kutsal kana inanıyor mu? Bu bir yok, detay. Tabii. Bir de İncil, hangi İncil'e inananlar? Yine hangi güzel İncil'de soru geçiyor, güzel bu soru, kutsal çok güzel kana soru. Çünkü şövalye ideolojisi dediğimiz bu şeyde Tevrat'a inanırlar. Bir, Yuhanna'ya göre İncil. Yuhanna'ya göre. İki, Yuhanna'nın vahyi. Aslında bir de inandıkları apokrif İncil'ler, kabul edilmeyen var. Onlar bir tanesi çok ilginçtir, söyleyeyim İstanbul'la ilişkisine. Kareye cami oldu şimdi, eskiden müzeydi. Ya da cami müze bir şey olacak. Orada apokrif İncil'lerden de sahne var. Hmm.
Yani buna atıfta bulunan şeyler var. Öyle mi? Evet, o yüzden bunun peşinde olan insanlar da var, evet. Elbette. Evet, onları da konuşacağız. Ben hatırlatmalarımı unutmayayım hocam hemen. Tamam, hatırlatmalarımı. Evet, ben bu programı hazırlanırken Erhan hocamın tabii ki kitaplarından faydalandım. Hangi kitaplar? Bu kitapları da Sıra Dışı Gündem etiketiyle Twitter'dan soru ve görüşlerini paylaşan izleyicilerimize göndereceğim. Keltvegermen Paganizmi, İstanbul'un Pagan Çağı, Masallar Anlatıldıkça Gerçek Olur ve Masalcı, hocamın yeni çıkan kitabı, bunlardan da. Evet ya, Masalcı 30. baskısı değişmiş. Evet, burada haberiniz oldu değil mi hocam? Evet. Ama ona bir zoom yaparsa ilginç bir şey var. Evet, İzleyiciler kitaba fark birazcık edecek zoom mi? Yapalım. Nedir hocam ilginç kapağı, olan? Kapağı böyle Ayasofya var. Kısım. Baksınlar işte oraya. Evet, yorumlarınızı da bekleyelim o zaman. Evet, kitap tamam. Kapağında dikkatinizi çeken görselle alakalı yorumlarınızı da almış olalım Twitter'dan. Evet hocam, devam edelim. Kendilerine şövalye diyen bir grup mu var da bu kanı koruyorlar? Kim koruyor bu kanı? Her şey neye inandığınıza bağlı. Evet. Siyaseten, bakın ekseni biraz kaydırayım mı? Hafif. Komplo teorilerinin dünyasına girelim. Buyurun. Mi? Siz bilirsiniz. Hafif. Şimdi şöyle bir şey var. Mantık çerçevesinde konuşacağız zaten, konuşuyoruz elbette. Evet, evet. Şimdi Anunnakiler geldiğinde, değil tabii, öyle bir şey yok. Şimdi bakın, siyaset özellikle ilk çağlarda ve bugünümüzde her türlü aracı kullanır. Evet. Yani siyaset, algı yönetimi diyoruz bugün ama algı yönetimi hayatın her şeyinde vardır. Hani tarihin her bölümünde olmuştur. Hayatta vardır yani. Çocuk anne diye bağırır, anası anasız kal der. Bu bile bir algı yönetimidir. Hani ölümü kullanarak çocuğu annesine bağlamak. İlk algı yönetimini çocuğun annesi yapar. Hani hiç kaçınılmaz bir şekilde hayatın içindedir algı yönetimi. İlk çağlarda algı yönetimi kullanılıyordu ama adı bilinmeden. Mesela neydi? Kehanet. Savaşa çıkacak adam. Gidiyor tapınaktan. O savaşı kendinin kazanacağına dair bir kehanet yapıyor. Latince bilenler ya da Yunanca bilenler iyi bilir. Mastar kullanılır çok. Hani öznesi belli olmayan. Onlar da öyle yuvarlak konuşur ki o kâhinler, her giden kendine yontar. Hı. Aynı Nostradamus'un o abuk dili gibi. Yani şimdi o kehaneti her zaman için şey yapıyorlar, kullanıyorlar. Adam savaşa çıkıyor. Allah Apollon dedi. Allah demiyor tabii. Apollon diyor. Apollon dedi ki ben kazanacağım. Bu bir şeydir. Ya da işte şu şehir yıkılacak. Kehanet her zaman kullanılmıştır. Bunu Yahudiler çok iyi kullandı. Ne yaptı? Birinci tapınak yıkıldıktan sonra bir gün kehanet, şunlar şunlar olacak, yeniden biz tapınağa kavuşacağız. Ne oldu? Halkı bir arada tuttu bunlar. Evet. Bunun gibi birçok efsane, kehanet ya da efsaneler siyasetin kullandığı şeylerdir o dönemde. İşte biz şunu yaptık, bizim soyumuz buraya dayanır, yeniden böyle yapacağız. Bunların hepsi efsaneler. Siyasette kullanıldı. O yüzden tapınakçılar, şunlar bunlar dediğimizde de aslında bir grubun ya da siyasetin menfaati doğrultusunda kullanılan efsanelerden de söz ediyoruz. Aydınlık oldu burası, açık oldu. Evet, gayet anlaşılır. Şimdi tapınak şövalyeleri ya da şövalyeler dediğimiz zaman bunlar masalcı ve ikinci cildinin masallar anlatıldıkça gerçek olur. Evet, orada yazamadıklarımı anlattım. Reklam, ürün yerleştirme oldu. ama şöyle bir durum var. Bunlar ortaya çıktığı zaman ilk haçları korumaktı şeyleri. Daha sonra para işine girdiler. Çok anlattım onu. Ama şöyle de bir şey var. Böyle bir tarikatın ya da böyle bir topluluğun yaşaması için ona kutsal bir vazife vermek lazım. Yani insanları kutsal bir vazife etrafında birleştirmek lazım. Şimdi tapınak şövalyeleri ne oldu? Güzel, birinci Haçlı Seferi ile birlikte gittiler, yerleştiler. İkinci Haçlı Seferi'nde, bakın bu çok önemlidir, bunu Türkiye'de anlatıyorum ama tabii kronikleri Latince'yi okuyan bilir. Şey geldi buraya, 7. Louis. Gelmeden önce
tapınakçıların büyük üstadını İstanbul'a gönderdi. İstanbul tapınak şövalyeleriyle dolu o dönemde. Tapınak şövalyelerinin büyük üstadı İstanbul'a gelip onun gelişini hazırladı. Bunu merak edenler Latince kroniklerde var zaten. Hani tarihsel bir olay, hani şey değil, uydurma, masal, evet, şu bu değil. Hep böyle Haçlı seferlerinde yer aldılar. Ne zamana kadar en son düştü Kudüs, Akra düştü. Dönmek zorunda kaldılar. Ama bunları varlığını doğrulayacak bir şeye ihtiyaç var. Bu kadar para toplamışlar. Haçlı seferleri büyük bir başarısızlıkla sonuçlanmış. Ne diyorlar? Biz daha kutsal işlerin peşindeyiz. Kutsal kanı koruyoruz ki aslında Kudüs'ü sonsuza kadar geri alacağız biz. Bizim vazifemiz bu. Yani kendilerine efsaneden bir vazife yaratmışlar. Kudüs'te İstanbul'un kaderi de tarih boyunca zaten hep örtüşen aynı paralelerde ilerlemiştir. Kudüs'ten evet, sonra İstanbul'a yönelmelerinin nedeni de aslında bu mu? Yani Kudüs'teki... Vallahi ben hep öyle diyorum. Çok güzel. Çünkü Kudüs'ü aldılar, arkasına İstanbul'u aldılar. Birinci Haçlı Seferi'nde Kudüs alındıktan sonra 1204'te İstanbul alındı. Bunun özel nedeni nedir? Var bir özel nedeni mutlaka. İki kutsal şehir ve iki kutsal yeri tutmak. 1917'de Kudüs'ü ele geçirdi İngilizler. 1918'de de İstanbul'u işgal ettiler. Hep böyle, evet, paralel çerçevede ilerliyorlar. Yani, evet. Niye ya Haçlı Seferi geliyor İstanbul'u işgal ediyor. Burada 57 sene kalıyorlar, krallık kuruyorlar. Hocam o da enteresan. Yani tüm kutsal diye atfettikleri şeyin İstanbul'da toplandığına mı inanıyorlar da İstanbul üzerinde? Bu biraz da Konstantin denilen adamdan kaynaklanıyor. Çünkü şey, Konstantin burayı başkent yaptığı zaman burası aslında bir balıkçı şehri. Şimdi hı, kurulduğu zaman iki tane şehir kuruluyor. Karşıda Kalkedon. Ya böyle kurulmuyor ama burada Bizantiyon. Biz biliyoruz ki tarihi Neolitik'e kadar gidiyor artık Yeni Kapı Marmara kazılarından sonra. Büyük olasılık Kalkedon'un tarihi de gidiyor ama işte Fikirtepe'de kazılar yapılıyordu. Bugün kazılar yapılamayacak halde. Üstünde gökdelenler yükseliyor ama Kalkolitik dönem vardı. Belki Neolitik falan çıkacak. Pendik'te çıktı çünkü. Küçük Bakkalköy'de çıktı. Hani oralarda da eski uygarlıklar varmış. Kadıköy kuruluyor. Bizantiyon İstanbul kuruluyor tarihi yarımada. Daha sonra bunlar işte Yunan dönemi, Persler falan. Bir Roma şehri sonuçta. Septimus Severus yıkıyor, bir daha kuruyor. Yani küçük silik bir şehir. Evet. Ama bunu kutsallaştırmak lazım. Bunu kutsallaştırmak için ne yapmak gerekiyor? Bir, başkent yaptın, imparatorluğun merkezini taşıdın. Kiliseler yaptın. Ama çok önemli bir eksiği var. Bunu kutsal yapacak bu toprağa bir şey gerekiyor. O da kutsal emanetler. Kutsal emanet dediğimiz İncil'de, Tevrat'ta adı geçen kişilere ait objelerle azizlerin rölik dediğimiz işte kalıntıları, kemik, elbise, kitap vesaire. O kürt de var, kemiği kaynatıp içen falan deliler de var. Bunların hepsi İstanbul'a geliyor. Yani Konstantin bunları topluyor. O bir de buranın apostolik bir yer, yani bir havari tarafından kilisesinin kurulması lazım. Petrus Roma'yı kuruyor. Evet. İsa çünkü Petrus'a görev veriyor. Sen bir kayasın diyor ve ben kilisemi bu kayanın üstüne kuracağım diyor. Tu es Petrus et aedifica cupo ecclesia meam super ac Petram. Ben bu kayanın üstüne kuracağım diyor. Onun kardeşi Andreas, ha diyorlar Roma'nın eş değeri İstanbul. Olsa olsa Andreas kurmuştur burayı diyorlar. Öyle biraz sonradan uydurma bir şekilde Andreas, havari Andreas buradaki kiliseyi kurmuş oluyor. Yani bir apostolik kilise ve kutsal emanetler. Haçlılar Avrupa için çok önemli çünkü bütün Hristiyanlığın emanetleri İstanbul'da toplanmış oluyor. Evet. Onun için gelip onları almaları gerekiyordu. 1204'te aldılar. O yüzden Kudüs'ten sonraki ikinci hedefin İstanbul olması da yadsınamaz. Yani oradaki kutsal emanetlerin de çoğu İstanbul'da olduğu için orada bulamadıklarını burada aradılar. Evet. Ama ne aramak? Şimdi işte hani taş üstünde kalmadı bugün. Yani Fatih geldiğinde buraya fetihten sonra sadece yıkıntı gördü yani. Hı hı.
O zamandan beri yıkıntıydı burası. Hocam o zaman şöyle diyebilir miyiz? Tek motivasyon kaynakları aslında din. Din ve para. Din ve para. Tabii. Yani buradaki zenginlik. Kutsal emanetleri İstanbul'a yerleştirirken de bunu ileri vadede para niyetiyle mi yaptılar? Yok. Konstantin siyaseten tabii burayı güçlendirmek için yaptı. Ama bu kutsal emanetlerin aynı zamanda buranın yıkımına neden olacağını düşünmemişti. Evet. Ve o burayı kutsallaştıran emanetler aynı zamanda buranın yıkımına neden oldu. İstanbul işgaliyle bağlantısı nedir bunun hocam? İstanbul işgaliyle bağlantısı var mı bilmiyorum ama İstanbul işgali ilginç bir konu. Bugün dün artık değil mi? 20.54. 20.54. 56. Şimdi ne oldu? Cumhuriyet bayramını kutlamadan önce tabii Cumhuriyet ilanından önce çok büyük bir olay oldu. Değil mi? 6 Ekim'de İstanbul'un işgali kalktı. İstanbul'un işgali çok trajik bir olay. Hani tarihçilerin anlatmadığı ölçüde trajik bir olay. Ne oluyor? Bir anda işgal kuvvetleri Mondros Mütarekesi'ne dayanarak geliyor ve buraya bir anda asker çıkartıyorlar. Öncesini anlatmıyorum. Hı hı. Nasıl olduğunu. Ondan sonra ve şey, hani öyle bir işgal ki bu işgal, hani filin züccaciye dükkanına girmesi gibi. Bütün devlet protokolünü her şeyini alt ederek, alt üst ederek geliyorlar. Yani bir anda bütün binalara yerleşiyorlar. Osmanlı'nın bütün silah depolarına el koyuyorlar. Hatta o zamanki işgal orduları komutanı Fransız Despere. Adam geliyor buraya. Beğenmiyor kendini nasıl karşıladıklarını. Hani ki Osmanlı ordusu Bando Mızıka işliğiyle karşılanıyor. Yok diyor, beğenmedim, bir daha geleceğim, doğru düzgün beni karşılayın diyor. Ve soruyorlar, geldiğinde nerede oturacaksın diyorlar. Bakıyor şöyle. Dolmabahçe'de. Ya diyorlar, Dolmabahçe'de padişah falan olur mu öyle şey? Yok diyor, oraya oturacağım falan. Zor zor Osmanlı devlet erkanı araya giriyor. Boğaz'da dolaşıyor, bir tane yalıyı seçiyor. Nasıl bir hadsizliktir? Nasıl bir hadsizliktir? Yalıda da ruhum canım Naciye Sultan, Enver Paşa'nın eşi. Onu çıkartıyorlar, o geçiyor. Şimdi bu büyük bir terbiyesizlik, evet, yapılan. Bu şekilde geliyorlar. Ama tabii tam onlar geldiklerinde de Mustafa Kemal Haydarpaşa'dan karşıya geçecek. Geçemiyor, işte meşhur geldikleri gibi giderler diyor. Ve geldikleri gibi gidiyorlar. Evet, o büyük bir başarıdır insanların. Bugün hafıza tabii unutuldu ama evet, yani çok büyük bir Ankara hükümetinin başarısıdır o. Buradan o da başka bir konuda fayda anlatılır. Var. Giderlerken de hocam bir maç yapılıyor. Dün takipçilerime sordum o maçı. Ha, ne oldu, ne cevap geldi? Büyük oranda doğru cevap geldi. Birkaçı böyle yanlış cevaplar verdi. Sizden alalım cevabını. Büyük bir maç yapılıyor İstanbul'un işgalinin. Bitme ya şimdi aşamalı. Şöyle bir şey. Bittikten sonra hatta değil mi? İşgalin gitmeden kalkmasına önce karar veriliyor. İşgal niye, nasıl kalkıyor? Aslında çok ilginçtir. Türkiye'de inkılap tarihi diye bir şey var ama orada okutulmayan bir şey bu. Evet. İngiliz hükümeti, yani Lord George hükümeti işgali yapan, işgalin devam etmesini istiyor. Muhalefet istemiyor. Yani liberallerle muhafazakarlar çatışıyor. Lord George'un bir tek çaresi kalıyor. Ankara hükümetiyle savaşa girmek. İşte bütün sömürgelerden asker istiyor, vermiyorlar. Asker bulamıyor. Meclisten ve avam kamerasından destek alamıyor. Tek çaresi var. İşgal kuvvetleri komutanı Hamilton'a diyor ki saldırın. Evet. İngiliz işgal kuvvetleriyle Türk kuvvetleri Çanakkale'de karşılaşıyor. Savaşacaklar. Harrington diyor ki bırakın geçsinler diyor. Çünkü ordu yok elinde. Uyuşturucuya alışmışlar burada. Facia bir haldeler. Buna çanak olayı diyor. Lord George hükümeti düşüyor. Düşer düşmez de yeni hükümet işgali kaldırmaya karar veriyor. Ama o işgalin kalkması esnasında artık şey, her şey şey olmuş. Yumuşamış, arada şey var. Artık Türklerin geleceği belli.
Hiçbir şey yapamıyor İngilizler. Ne yapıyorlar? Garden partiler. Paşa paşa gidecekler. Paşa her paşa şey net. Gidecekler ve maç yapıyorlar. Maç da bizim Taksim Kışlası'nda oluyor. Taksim Kışlası o zaman ortasında koskoca büyük bir stadyum. Hatta son döneme kadar işte yıkılmadan. Evet. Orası İnönü Gezi Parkı olacak diye yıkılmadan önce. Orada oynanıyor maçlar falan. Fenerbahçe ile İşgal Kuvvetleri ve Harrington Kupası denilen bir kupa yapıyorlar. O kupada Fenerbahçe aynı zamanda İngiliz'e bayağı bir hezimete uğratıyor aynı zamanda. Benim hatırladığım bir iki, Zeki Rıza Sporel orada iki gol atıyor. Benim edindiğim bilgilere göre de iki gol atıyor. Evet, bu söz hakkında dün konuşmuştuk sizinle. Evet, dün, Bedri Gürsoy'un Bedri acaba Gürsoy'un Zeki Bey'in diye. O sözü de hatırlatmakta fayda var. Hem havan topuyla hem futbol topuyla savaş kazanan tek ülke biziz demiş o dönemin futbolcularından Bedri Gürsoy. Evet, buradan Zeki Rıza Sporel'i de anmak lazım. Evet. Sporel soyadı Atatürk tarafından veriliyor sonra. Evet. Onun verdiği ilginç soyadlardan biri. Sporel. Aha, Aykut Sporel'le yaşadı rahmetli TRT'ci, öyle gitti. Evet. O soyad. Yani öyle ilginç olaylar yaşanıyor. Fenerbahçe'yi, ben Fenerbahçe'li değilim gerçi ama hiçbir takımı tutmuyorum. Ama anmak gerekiyor çünkü işgal sırasında... Fenerbahçe özellikle kurbal deredeki tesisler ya da o bütün deredeki dere ağzındaki tesislerden Anadolu'ya silah gönderildi yani bayağı bir. Evet, öyle de bir katkıları oldu Fenerbahçe Spor Kulübü'nün. Yani onun tarihinde böyle bir kurtuluşumuzla ilgili altın bir sayfa vardır her zaman. Kesinlikle. Hocam her şey bu kadim şehir üzerine dedik. Evet. Tüm aslında programımız boyunca da İstanbul ekseninde konuşacağız ama benim merak ettiğim bir şey var. Ezoterik örgütler. Herkes ezoterik örgütler nedir, ne değildir? Ezoterik bir kere ne demek? Ezoterik örgütler deyince gözümüzü kapatalım, ne canlandıralım? Yarı insan, yarı hayvan modeller mi bu örgütler? Nasıl bir güce sahipler de ne amaçlıyorlar bu güzel tabii şehir ya, biz üzerinde? Biz öyle bir anlatıyoruz ki ya da televizyonda arkadaşlar hani... Ezoterik örgüt deyince böyle siyah gözlüklü, tabii, siyah koltuğu böyle dolaşan adamlar İstiklal Caddesi'nde. Gerçi var öyle de ondan sonra şey tabii böyle siyah böyle giyiniyorlar falan. Ters ters bakıyorlar falan öyle tabii. Böyle bir şey değil. Ezoterik örgüt aslında ezoterizm kötü bir şey değil. Hani köken itibariyle değil. Aslında ilk insanlara kadar giden bir şey. İlk uygarlıklara. Hani paganizmin özünde şey vardır. Yani ilk hani tek tanrılı inançları saymadan sadece pagan toplumları düşünerek paganizmin özünde tek tanrı vardır aslında. Hı. Yani evrenin bir yaratıcı gücü vardır ve bu dişil ve erkek yanları vardır. Yani çeşitli sembollerle dişil ve erkek yanlar açıklanır. Şimdi bu ne demek? Şimdi daha önce de konuştuk hani. Paganizmin özünde olan bir tek şey var. Hayatı devam ettirmek. İnsan bir şekilde bu dünya üstünde hayatını devam ettirmek zorunda. İki türlü devam ettirmek zorunda. Bir, kendi hayatı aç kalmayacak. Evet. Hayvanlardan korunacak, bir barınak bulacak. İki, soyu sürecek. Yani eğer kendi soyunu sürdürmezse insan kalmayacak dünyada. Bu ikisi için doğayla... Bir bütünleşme, doğanın ritmine uyma. Şimdi nasıl oluyor bu? Doğanın ritmine nasıl uyarım? Bizim böyle ilginç bir dünyamız var. İlkokul bilgilerimizi hatırlayalım hemen. 23,5 derece eğik ekseni bir dünya. Yani böyle dimdik dönmüyor. Ekseni yani dönerken 23,5 derece eğik. Bu ne oluyor? Güneş ışınlarını bazen eğik, bazen dik farklı şekilde alıyor. Ne demek oluyor bu? 4 tane mevsim var. Şimdi bu bütün pagan düşüncesini şekillendirmiş bir şey. Hı. Çünkü ilkbaharda ekinler yeşerecek, ekecek, bitecek, sonbaharda hasatını yapacak ki kışın soğuklarda donmasın ve yiyecek bir şey bulsun. Tam kışın biteceği zaman tekrar ilkbaharda doğa yeşerecek vesaire. İlkbahar ya sonbahar kış, ilkbahar ya sonbahar kış diye gidecek. Bütün buna uyumlanma ve tarımın devam etmesi. Aslında bu. Dişil ve eril ayırıyor ki bunu. Toprak dişil, gökyüzü eril. O onu döllüyor.
İşte ekinler yetişiyor falan filan. Böyle bir düşünce biçimi. Çok anlattığım için. Paganizmin özeti. Paganizmin özeti bu. Evet. Yani çok anlattığım için artık 8. baskı olmasın diye bildiğinizi de bildiğim hocam, için. Biz de izleyicilerimizi evet, iyi bildiğinizi de bildiğim oldu. İçin bir kısa özet. Ama burada çok önemli bir şey var. Bu mekanizmanın devam etmesi için bir takım ritüeller gerekiyor. Evet. Ritüel insanın bu doğalının akışına katkıda bulunmak için yaptığı her türlü pratik. Ritüelleri yapmak zorunda ve bu ritüeller toplum boyunca yaşamak zorunda, toplumun varlığı boyunca, bütün nesiller boyunca. Sözlü kültür falan buradan çıkıyor. Araya gireyim mi ufak? Tamam, böyle. Bu ritüellerin kapsamını sormak istiyorum. Hani bizim şu anda modern çağda bildiğimiz, eskiden geldiğine inanılan, atıyorum Hıdır Ellez'de şu 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 yapılmalı. Dolunay olduğu zaman şöyle davran, böyle davran, bunu oku, şunu oku. Tabii. Böyle ritüeller mi? Tabii, daha tabii. Farklı bir şeyden bahsediyorsunuz bu ritüellerde. Şimdi önümüzde 31 Ekim var, Cadılar Bayramı. Tabii onun da bir ritüeli vardır, onu da alalım sizden program esnasında. Sonra anlatırım. Ne oluyor? Asıl en önemli ritüel mevsimsel olan. Yani baharda işte şey olması, ekinlerin yeşermesi, aç kalmamak falan diye giden. Şimdi zamanla bu paganizm dejenere oluyor. Devlet biçimleri oluyor, istilalar oluyor ve bu ritüeller kayboluyor. Tek tanrı inancı kayboluyor. Çünkü gelen kavimin tanrısı var, buradakinin tanrısı var. Bunlar savaşırken benim tanrım senin tanrını döver şeklinde yukarıda da onlar. Ve bir anda politeizm yayılıyor. Kazanırlarsa bir tanrı öbürüne hükmediyor. Evet. Anlaşma yaparlarsa iki tanrı kardeş oluyor falan. Ama burada çok önemli bir şey. Ne olursa olsun ritüeller devlet törenine dönüşüyor. Hı. Mesela kadınlar eskiden şey yaparken ilk sütü alıp toprağa döküyorlar. Libasyon denir buna. Hani şey için bolluk bereket gelsin. İlkini toprağa sunuyorum. Sen de bana bütün şeyini ver. Zenginliğini ver. Tabii bu Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde falan vardır. Libasyon ayini yapan adamlar. Bunlar böyle güzel adetlerken güzel. Tanrı işte Tanrıçaya adanan falan tarlada bir anda aslında bu devlet... Masumca görünen şeyler. Masum. Valla masum. Ondan sonra yani... Evrilene kadar galiba. Ne? Evrilene kadar galiba. İşte nasıl evriliyor? Bir anda devlet şeyi oluyor. Nasıl devlet ritüeli oluyor? Eskiden kadın tarlasına dökerken... Hayır işte evet bayramında... Kral çıkacak, şöyle bakacak halkına, 9 adım atacak, sağa dönecek, dökecek falan. Devlet töreni oluyor. Kaybolmaya başlıyor bu adetler. Hı. Ezoterizm bunu saklıyor. Yani sadece belli kişilere, belli bir törenden sonra alegori ve sembollerle ve bir hiyerarşi içinde anlatıyor. Hı. Ezoterizm, oradaki Z'yi montajda koyarsınız siz. Ezoterizm. Canlı yayındayız. Montaj yok hocam. Artık. Neyse o. YouTube. Ezoterizm tam anlamıyla bu kurallar, inisiyasyon, erginleme, tekris, giriş törenine dayanacak, hiyerarşi olacak, bir doktrin olacak ve sembollerle, alegorilerle anlatılacak. Tam bu şekilde eski kültürü muhafaza ediyor. Hmm. Tek tanrı kültürünü. Mesela Platon tek tanrıcıdır aslında ezoterik olarak. Timaeus diyaloğunda tek tanrıcı olduğunu yazar. Hani bu hep ezoterik bilgidir. Aslında muhteşem bir yapı ezoterizm. Sadece belli kişileri alıyor. Belli bir adanmışlık gerektiriyor. Ve tek tanrı düşüncesini bu ritüelleri yaşatıyor. Fakat öyle bir şey var ki tabii o zaman Freud yok. Bilinç dışı tam olarak Jung yok. Bilinç dışı tam bilinmiyor. Fakat bir şey biliyorlar ki bu ritüeller insanları çok etkiliyor. Oraya giren tam olarak o örgütün adamı oluyor. Ve bunu ezoterizmin içinde olanlar şey der, sol el yolu, kötü amaçlı bir kullanımı oluyor. Evet, zaten yayınlarda da genelde programlarda gördüğümüz ezoterik örgütler ne amaçlıyor dünya üzerinde. Biz burada aslında ezoterizmin kökenini sormuş olduk size. Bir ritüelden çıkan, sonradan evrilen. İşte bu yöntemler bilinç dışına dayalı, evet. Alegori, sembol, giriş törünü, doktrin böyle insanların ilk algı yönetimi oluyor işte. Hı.
Hatta subliminal oluyor ve o insanları örgütün kölesi yapan birinin yöntemler kullanılıyor. Daha sonra o insan o örgüte tam olarak bağlı oluyor. Onun prensipleri, görüşleri doğrultusunda şey yapıyor. Yönlendiriliyor ve davranıyor. İşte ezoterik örgüt böyle oluşuyor. Kötü. Peki bu ezoterik... Bunlar ne? Pardon, buyurun, özür diliyorum. Lütfen. Hani bildiğimiz, gördüğümüz insanlar sokakta. Hani böyle ekstra kara gözlük, kara palto şey falan. Yazın çünkü çok terletiyor. Denedik olmadı. Öyle mi? Evet. Ondan sonra şey... bildiğimiz insanlar ama belli uyaranlarla tak diye oraya gidip o şeyi yapıyorlar. Yani dikkat edin, bu tür örgütlerde uyuyanlar vardır. Belli uyarılarla belli şekilde davranır. Belli şeyden taviz vermez, öyle gider. Hani ezoterik örgüt dediğimiz aslında çok doğru bir şeyin sonradan dejenere olması. İlerleyen zamanlarda. O sonradanın başlangıcını sormak istiyorum. Hani o sonradanın dünyayı yöneten aileler, işte tek dünya düzeni, bu örgütlerle mi iç içe? Ya tabii şimdi dünya yönetmek çok zor bir iş değil. Ben çok uzun süredir dış ticaretin içindeyim. Hani Türkiye'nin en büyük gruplarından birinde ihracat müdürlüğü falan da yaptım. Hani dünya yönetmek çok zor bir iş değil. 3 tane şirket tahılı kontrol ediyor dünyada, isimlerini vermeyeyim. Hepsini biliyor zaten izleyiciler. Hani üçü oturup tahıl fiyatları bu sene böyle olacak dediğinde zaten bir şekilde yönetiyorlar. Evet. Ya o kadar ekstra bir şeydi, ya da işte OPEC vardı, oturup petrol üreticileri otursa şu olacak dese öyle oluyor. Şimdi buradaki önemli olan olay şu. Bu sistem zaman içinde işte dejenerasyon sürecinde zenginleri almaya başladı. Şimdi asıl nokta. Yunanistan'da gizem dinleri. Osiris, Isis, Serapis falan, Dionysos. En son Dionysos kitabım çıkacak, onu da söyleyeyim. Çok hatırlatalım. Yakında, evet. Dionysos'u yazıyorum. Apollon'la Dionysos'u. Ondan sonra şey, bunlar ne oluyor? Zenginleri almaya başlıyorlar. Zenginleri alınca, yani seçilmiş insanlar, akıllı ve yetenekli değil, zengin olanlar olunca belli bir şey oluyor. Politik bir ağırlık kazanmaya başlıyor. İşte Serapisçiler hükümette ya da Roma'da daha etkin oluyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor. Ve bunlar barbar istilaları sırasında falan da varlığını sürdürüyor tabii. Yerin altında. O yüzden politik bir güç olmaya başlıyorlar. Yani dejenerasyon kişinin kişisel yeteneklerine değil de ailesinin yeteneklerine bakılması, para, paraya bakılıyor yani. Öyle oldukça bu tür şeyler dejener oluyor tabii. O zaman motivasyon kaynakları din değil. Dinle karışık. İleride tabii din de var ama belli bir çıkar. İkisinin biri oldu. Tapınakçı türü ezoterik örgütlerde din olmasa bile, din demeyelim ona çünkü Hristiyanlıktan ayrı, onların inançları evet çok önemli. Çünkü onların inançlarında şu var: Mesih gelecek ve biz sonsuza kadar onunla yaşayacağız. Evet. Ama bu Mesih İncil'de anlatıldığı gibi olmayabilir. Peki hocam, bu tapınakçılar İstanbul üzerindeki çalışmalarına, planlarına ne zaman başlıyorlar? Onları harekete geçiren nokta ne? Ben çok değerli bir hocamızla konuşuyorduk. Türk Tarih Kurumu Başkanlığı da yaptı. Yani her şeyi tapınakçılara bağlıyorsun. Yani şimdi tabii her şeyi onlara bağlamak güzel mi bilmiyorum ama yavaş yavaş araştırdıkça çıkıyor böyle şeyler. Şimdi ben ilk başta, ilk tabii böyle programlar falan yaptığımızda Ozan Pelin'le Ayasofya'nın Gizli Tarih kitabını falan da yazmıştık. Ondan sonra şey, İstanbul'da tapınakçılar vardı diye anlatıyorum. Ama kanıtım ne? Şey, bütün Haçlı seferleri sırasında Haçlılarla birlikte tapınakçıların gelmesi. Ama bu adamlar neredeydi, ne yer, ne içerdi falan bilmiyorum. Fakat zaman içinde ben de büyüdüm. Sonra bir tane kronikte şey buldum. Çok ilginç bir öyküsü var.
Tapınak aynen şöyle geçiyor. Bir Rahim'in yazdığı bir şey. Tapınakçılar İstanbul'a geliyor. Hastaneye yerleşiyorlar. Hastanenin yanında bir kilise var. Ona gidiyorlar. Kilisenin templum yani ikonostas. Nasıl anlatayım? Gelenlerin oturduğu yerle ritüelin yapıldığı yer arasındaki tahta separasyon. Üstüne ikona konan. O bölmesini alıyorlar, açık tuvaletlerin üstüne koyuyorlar, delik açıyorlar, tuvaletlerini oradan yapıyorlar. Bu kadar geçen cümle. Çok zevkli bir cümle değil, kabul ediyorum. Evet. Ama yani bir hastane var, bir kilise var, bir de ikonostas var. Ondan sonra araştırmaya başladık. Ne olabilir, ne olabilir? Aya Samson Hastanesi bugün kalıntıları hemen Aya Evinin güney duvarında. Ki onun bir hocamızla çok takıştık ama onun Aya Samson olduğuna eminim ben. Orada yerleşiyorlar. Hı. Aya Evini'den büyük olasılıkla ya da hastanenin şapelini alıyorlar. Yani sözün kısası İstanbul'a yerleştiklerini ispatladık. İkinci yerleştikleri yer de Topkapı Sarayı'nın alt bahçesindeki Aya Yorgi Manastırı, Mangara Sarayı'nın. İki yerde varlar. Ondan sonra bir şey biliyoruz. İkinci Haçlı Seferi'nde işte demin söylediğim geliyor Büyük Üstad ve şövalyeleri ve Bizanslıları kralın gelişini hazırlıyor. Hı. Demek ki bunlar İstanbul'da her zaman vardı. Bunlar çok büyük istihbarat örgütleri. Ve büyük olasılıkla ki biliyoruz bunu da bütün kutsal emanetlerin falan hepsinin listesi vardı. Hepsini toparlamışlardı. Toparlamışlardı. Toparlamışlar derken listeyi. Hani geldikleri listeyi zaman bulmaları kolay oldu. Kolay oldu. Evet. Buldular. İşgal ettikleri zaman tabii. Bakın Robert de Clary dönemin askeri yazar. Çalınan kutsal emanetlerin listesini veriyor. Hı. İsa'nın kanının konduğu kristal kap. İsa'nın kanının konduğu kristal kap. Kap. Yüzünün çıktığı kefen, kutsal haça ait parçalar. Daha sonra Fransa'ya gidecek ve Notre Dame yangınında kaybolacak. Ya da güvenli bir yerde olduğunu söylüyorlar benim sorduğum. İsa'nın başına konan dikenli taç ve dikenleri. Bir yıl böyle kutsal emanetin o arada çalındığını anlatıyor. Bunun hepsinde listesi var. Çok enteresan. Evet. Ama hala daha bir şeyler olduğunu biliyoruz. Biliyoruz. Ki geçtiğimiz yıllarda Vatikanlı rahiplerin Beyazıt çevresinde bir oda kiraladıklarını, çemberli taşın altına doğru bir tünel kazdıklarını. Bayağı haksızdı ha. Ve bunun polis tarafından fark edilip baskın yapılıp sınır dışı edildiklerini biliyoruz. O çemberli taşın altında ne arıyorlar? Bunları zaten konuşacağız da siz konusunu açmışken hemen buna bir değinelim şöyle istiyorum. Şöyle bir efsane var. Şimdi Konstantin Hristiyan mıydı değil miydi bilmiyoruz. Hı. Belki de pagan öldü. Ama şunu yaptı. Hristiyanların gönlünü kazandı. Ama annesi tam bir Hristiyandı. Ve annesi Kudüs'e gidiyor Helena. Hatta vardır. Kiliselere gidiyorsanız eski Ortodoks. Ana oğul yan yanadır bir haç tutarlar. Genelde. Evet aziz olmuşlar. Orada kutsal yani Hazreti İsa'nın gerildiği varsayılan haçın parçalarını buluyor. Şimdi 300 yıl sonra ne bulacak? Tabii o tartışmalı. Ama o haçın parçalarını getiriyor. Bunun bir bölümü Ayasofya'daydı. Bugün yerleri delik ve boş duruyor. Bir bölümünü de efsaneye göre yaptılar. Çemberli taşın altına koydular. O yüzden hala çemberli taşın altında aranıyor. Aslında çemberli taşın altında odalar var. Hı. Rahmetli Fırat Düzgüner kazdı sanıyorum. O çemberli taş meydanında telefonlar vardır. Çemberli taştan oraya kadar tramvay hattına paralel odalar var. Onlar Helenistik dönemden kalma mezarlar. Orayı falan çok aradılar kutsal için parçası var mı diye tabii. Öyle bir şey yok. Bulunmuş olma ihtimali var mı Erhan Hocam? Yani ben bulunup duymadım, saklanmış mutlaka. Olma duyulur ihtimali. Duyulur bir şekilde. Orayla ilgili çok güzel bir kitap var Murat Sav'ın. Tavsiye ederim okuyun. Yani şu an bulunmuş da olabilir tabii. Ben buldum eBay'e falan koyacakları yok yani. O yüzden hani bulunmuş da söylenmemiş de olabilir ama
Öyle bir şey yok. Ya efsane bunlar aslında. Tabii ki Elçin parçasını niye koysun oraya? Bir kiliseye koyar, dua eder hani. Evet. Toprağın altına gömmesinin bir nedeni yok. Hani efsane her şey olabilir. Ama arayan arıyor hala. Gerçeklik payı da vardır diye. Ama orada kazı iyi oldu. Çünkü Helenistik dönem mezarlarının oraya kadar gittiği bilinmiyordu. Bir de Küçük Ayasofya indiği çıktı ortaya. Daha fazla çalışma yapılsa belki şey daha fazla fışkıran yani işte bir tarih yani, dedik ya açılışta. Her şey var. Yani İstanbul'un tarihi hala duruyor olduğu gibi de. Evet. Ne yazık ki tabii kazıların kaynakları sınırlı. Evet. Hocam şimdi ezoterik örgütlerin motivasyon kaynaklarını birazcık konuşmaya çalıştık sizle. Konuştuk da aslında birazcık tanım yaptık. Tanım yaptık. Evet. Ezoterizm nedir? Nasıl oluştular? Biz bunların şimdi felaket senaryosu gibi insanları korkutacak, şu amaçlıyorlar, bunları amaçlıyorlar tarzı bir program yapmayacağımızı zaten başta söylemiştik. Biz zaten bunların, o yüzden geldim. Aynen, bulsalar ne yapacakları tartışacağız dedik sizinle. Şimdi bir de ahit sandığı var. Evet. Reklama da az kaldı ama ufaktan bir girelim ahit sandığına. Ahit sandığı neden aranıyordan ziyade ben... Ahit sandığı bulununca ne olacak? Size bunu sormak istiyorum. Tamam, yani ahit sandığı ne şimdi? Önce ama onun bir tanımını yapalım. Evet, nasıl yapılmıştır mesela görünümü? Onu da konuşalım. Evet, şimdi ahit sandığının bir tanımını yapalım. Çünkü ahit sandığı Tevrat'ta geçen en önemli objelerden biri. Hı hı. Hani nasıl önemli? Tanrı bizzat kendisi yaptırıyor Tevrat'ta geçtiği şekliyle. Bizde tabii öyle bir şey yok ama... Tanrı ne diyor? Böyle bir sandık yapacaksın diyor. Ölçülerini veriyor. Akasya ağacından altın kaplama, üstüne iki tane melek koyacaksın, evet. Keruf. İşte böyle böyle yapacaksın. Ve ben seninle o iki meleğin arasından konuşacağım diyor. Şimdi bu çok önemli. Sandık ne demek? Tanrı'nın konuşması ne demek? Yani sandık, sandık bildiğimiz bir tabut gibi dört kollu. Dört kişinin taşıdığı bir sandık. Evet, birazdan görüntüyü de alacağız zaten, evet, daha şimdi net. Bakın, görürüz. Tabut çok önemli bir alettir. Evet, ahit sandığı. Şey. Ha evet. Bu. Son gördüğümde böyleydi. Evet. Şimdi. Parçaları çalınmamış hocam, hala aynı görünüyor. Evet, güzel yapmışlar. Şimdi şöyle bir şey var. Eskiden, çok eskiden Mısır'da insanlar Tanrı heykelinin yanına gidemezdi. Ve Tanrı ile birebir görüşemezdi. Arada hep rahip olurdu. Benim dişim ağrıyor, Tanrı'ya dua edeceğim. Rahibe giderdim, ona tavuk, yumurta falan bir şey verip benim için dua et derdim. Eskiden öyle dönerdi olaylar. Aracı sistemi bir hali. Evet, o sistem hala değişmedi. Ondan sonra yalnız yılın belli dönemleri, bayramlarda bu heykeller dolaşmaya çıkartılırdı halk arasında. Halk tek o zamanlarda Tanrı ile temas kurabilirdi. O da bunun benzer bir tabut şeklinde. Bakın bugün tabut taşımak hala kutsaldır. Hani biz deriz ya ölü kalmasın ama hala onu taşımanın bir kutsal yanı vardır, taşınır. O tabutun içinde Tanrı'nın heykeli ya da Tanrı senin heykeli olur. Ben öküzümü kayıyor, ya giderim tabutun yanına. Ya öküzümü kaybettim, ne olacak falan. O arada rahibin güzel günü ise şöyle bir omuz atar. Tıkırtı gelince, ha Tanrı size cevap verdi ya da Tanrı. Öküzümü bulacağım falan derdi. O Tanrı'nın konuşması sandık içinde hep olan bir düşüncedir. Hı. Burada da ahit sandığının içinden Tanrı direkt konuşuyor. Yani ahit sandığı aslında Tanrı ile iletişim kurmaya yarayan bir araç. O olduğu zaman direkt onunla konuşuluyor. Tevrat'a göre. Tevrat'a göre tabii ki. Sadece inançları tartışıyoruz, evet. Doğru yanlış, evet. Ya da böyle bir şey demiyoruz. Tevrat'a göre. Bunlar hep efsane, inanç ya da yargılayamayacağımız şeyler. Evet, mitler belki. Evet, o ona inanır, bu buna inanır. Tabii. Yahudiler buna inanır, bir şey diyemeyiz. Yani herkesin inancı kendine ama inancın temelinde bu var. Tabii biz belki biraz daha... Mitolojik kökenlerini bildiğimiz için farklı bakıyoruz. Çok güzel anlatıyorsunuz aslında. İslam'daki yerini de soracağız tabii. Ama tabii, siz tamamlayın. Sekine diye geçer. Onun içinde bir sekine vardır diye. Kur'an'da
bambaşka tabii bizim gördüğümüz açıyla. Hani her din farklı açıdan görüyor. Onun için yargılanacak ya da bir şey değil. Ha ne oluyor ama bu? Çok önemli. Bu tabernakulum denilen işken bir çadırla gezerken Tanrı Davut'a diyor ki bana bir tapınak yap artık onun içine gireceğim. Yani sandıkla beraber onun içine girecek. Sonra Tanrı, ne olacak? Tanrı sandığın içine girecek. Evet sandığın içinde tapınağa girecek. Sonrası reklamdan sonra mı? Yok devam edeceğiz. Ha, daha var süremiz. İyi. Yani tam heyecanlarında kestim diye. Tanrı ne yapacak reklamlardan sonra? Biz 8 dakika sonra tekrar edelim cümleyi. Tekrar keselim. 8 dakika mı sonra? Evet 8 dakika mı 8 dakikada bitiriyoruz. Şimdi buradaki ilginç yön şurada. Eğer bu sandık olmazsa iletişim kopuyor. İçinde varsayılan 10 emrin olduğu, 10 emrin yazılı olduğu, tabletlerin olduğu, manna yiyeceğinin olduğu falan. Şimdi bu o kadar kutsal bir obje. Bunun bulunması tabii ki Yahudi krallığının kurulması ve tapınağın kurulması için önemli. Bir arkadaşla tartışıyorduk. Yeremya 3:16 sanıyorum diyor da orada dedi bir cümle geçiyor. Sandığın hükmü kalkıyor. Hı. Değil. Orada bir tek şey geçiyor. Bu sandık unutulacak. Bir gün gelecek. Gerçekten tabii Yahudiler unutsa da şövalyeler unutmayacak. Onlar arıyor. Hükmü her zaman şövalyelerin nezdinde var. Fakat işte tapınak yapılıyor Süleyman tarafından, Hazreti Süleyman. Ama ve lakin ne oluyor? Babililer geliyor, tapınağı yıkıyor. Evet. Tanrı yok, gidiyor. Tapınak yıkılınca nerede kalacak? Gidiyor ve ayıt sandığı kayboluyor. İşte o zamandan beri ayıt sandığı aranıyor. Yıkanlardadır diye şöyle basit bir mantıkla. Yıkanlarda yok, çıkmıyor. Kayıtlarda çalınan eşyalar arasında yok alınan. Şimdi şöyle bir şey. Bir, Yahudiler bunu güvenli bir yere kaldırdı. Hı. Sanctum Sanctorum, kutsallığın kutsalı odasındaydı. Oradan alındı, bir yere kaldırıldı. İki, Etiyopya'ya kaçırıldı. Üç, daha derin bir tünele gömüldü. Çeşitli söylentiler var. Ama ondan sonra bulunamıyor. Fakat ilginç bir olay var. İkinci tapınak kuruluyor. Persler Babillileri yendikten sonra. Ondan sonra onu da Romalı Titus yıkıyor. 70 yılları. Orada çok önemli bir şey var. Bir ayrıntı. Barkabah isyanı çıkıyor. Ve isyan sırasında adam para bastırıyor. Para da tapınak var ve tapınağın içinde kutsal ayıt sandığı duruyor. Birçok kişi araştırmacı bulundu diye yorumluyor onu. Yine Süleyman Mabedi'nde. Evet. Fakat bu isyan sırasında bir Roma lejyonunu öldürüyorlar. Bütün lejyondaki askerleri. Ve imparator çıldırıyor Adrianus. Diyor ki taş üstüne taş bırakmayın diyor. Dümdüz ediyorlar bütün tapınak Mescid-i Aksa alanını ve oraya bir tane büyük Jüpiter tapınağı yapıyorlar. Ve orası artık Jüpiter'in kenti oluyor. O günden beri zaten Yahudi izi yoktur orada. Hı. Jüpiter tapınağı oluyor ve her şey yok oluyor. Ne zamana kadar? Kilise falan oluyor sonradan. Ama Helena gittiğinde kuşkusuz Jüpiter tapınağını buluyor orada. O yüzden ikinci tapınak sırasında bulundu, kayboldu diye söylenti var. Bakın bunların hepsi söylenti. Evet. Bizi ilgilendiren söylenti ne? Şehir efsanesi. İki tane. Bir tanesi Justinianus döneminde bu bulunuyor. Justinianus döneminde Yahudilerin kutsal eşyaları İstanbul'a geliyor. Efsaneye göre bu da bulunuyor aralarında. Geliyor ve tapınağın ölçülerine göre yapılmış bir bina var. İstanbul'da. Aya Polyektus Kilisesi. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi kazıyor orayı. Tam şeyde, Saraçhane'de belediye binasının karşısında. Bir arkeolojik park vardır, kalıntılar. Bugün kazılıyor orası. Geçenlerde ben de gittim, gezdim. Dehlizlerine falan girdim.
Çok ilginç bir yer. Ondan neler sonra görmüşsündür? Bayağı. Evet. Orada yapan yani Harrison'ın yaptığı kazılardan bulduklarını falan da gördüm. Ahit sandığını buldunuz mu? Ya eşeledim çıkmadı. Demek ki aldılar oradan. Bulursanız ama ilk bizim programımızda açıklayın, olur mu hocam? Tamam, getiririz. Masayı alır mı? Alır ölçüleri. Tam bir bakarız. Ama şöyle bir şey oluyor tabii, orada olmayabilir. Çünkü Justinianus'un rüyasına Hazreti Musa giriyor. Kalk diyor, kalkıyor. Ay sandığının yeri burası değil diyor, tapınak diyor. Justinianus uyanıyor sabah. Ya tapınak nerede, yok. Yıktı Adrianus. Nerede tapınak? Aha diyor, tapınak Ayasofya. Ayasofya'yı koyuyor. Efsane bu. Evet. Ayasofya'da kutsalların kutsalı diye bir yer yapıyor, oraya koyuyor. Daha bulunamadı, yok. Kripto odası yok Ayasofya'nın, daha bulunmadı. Ama var mı yok mu değil. Tabii bunlar efsane. Sonra bir de tövbe tövbe Ayasofya'yı kazdırmayalım. Ondan sonra ikinci olan olay da şu. Bizim en çok yararlandığımız araştırma yapanların, seyyahların, özellikle de Rus seyyahların anıları. Çünkü onlar geldik gördük diyor. Bunlardan bir tanesi kutsal mızrak mesela. İşte onun izinde gidiyorum şimdi, bakıyorum. Kitabında konusu Masalcı İkine. Evet. Geliyor bir tanesi, rahiple konuşuyor. Vermeyeceğim şu an adını. Herkes şey olmasın, yazacağım. Rahip diyor ki, buradaki diyor en önemli emanet ahit sandığı diyor. Ben kendim gördüm Ayasofya'nın içinde diyor. Ne vardı içinde diyor. Tabletler vardı, şu vardı, bu vardı. Bir de böyle bir efsane var. Bu iki efsane doğru mu değil mi tartışılır. Tarihsel hiçbir kanıt yok, gerçekliği yok. Ama iki efsane, iki söylenti, iki şehir efsanesinden bir bakmaya değer şeklinde bir sonuç çıkıyor. Ama bakmaya değer dediğimiz şey de altın üstüne getirmek olur ki bu da ne zararlara yol, evet, açacaktır. Aslında İstanbul'un fethi kutlamalarında geçen yıl bir görsel yansıtıldı. Reklamlardan hemen sonra o görseli de vereceğiz ekranlarımıza ve üzerine size de soracağım. Ayasofya'nın üzerinden yansıyan bir görseldi. Allah Allah. Ufak bir ara verelim. Evet, reklamların ardından sıra dışı gündem devam ediyor. Erhan Altunay ile devam ediyoruz. Hatırlatmalarımı bir kez daha yapayım. Sıra dışı gündem etiketiyle Twitter'dan bize soru ve görüşlerini ileten izleyicilerime Erhan Hocam'dan imzalı hatta kitaplar hediye edeceğim. Masalcı kitabı, son kitabı. Masallar anlatıldıkça gerçek olur. İstanbul'un Pagan Çağı kitabı ve Kelt ve Germen Paganizmi kitabını şanslı izleyicilerime hediye ediyor olacağım. Evet, İstanbul'u konuşuyoruz. Bu coğrafyanın göz bebeğini konuşuyoruz. Ben şaşkın bakıyorum hala. Neye yeni hocam? Kitabı kapağına. Evet. 30. Sizin baskıda kapak değiştirdik. Burada haberiniz oldu. Ne? Bizim için de güzel bir anı olmuş oldu. Tüm dünyanın göz bebeğini, coğrafyanın göz bebeği İstanbul'umuzu konuşuyoruz. İstanbul'umuzun üzerindeki emelleri konuşuyoruz. Ne yapmak istiyorlar, neyi arıyorlar, başaracaklar mı? Başaracaklarsa ne olacak, neyi amaçlıyorları tartışıyoruz. Tılsımlı yapıları da bu arada konuşacağız ilerleyen zamanlarda. Hocam, ahit sandığı dedik. İstanbul'un fethi kutlamalarında Ayasofya'nın üzerinden ahit sandığı görüntüsü var. Birazdan ekranlarımıza alalım, rejiden ricam olsun. Ahit sandığındaki kerubilerle Ayasofya'daki kerubilerin aynı olduğunu biliyoruz. Bu noktada acaba bu görseli yorumlayalım. Güzel değil mi? Yakışmış. Güzel ama bu bir mesaj mı? Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi tamam, Ayasofya'da vardı yoktu, şu oldu bu oldu. İstanbul fethedildi. Bu ise 1453 sonrasını anlatan bir görüntü. İstanbul fethedildikten sonra ne yaptı Fatih? Fatih'in yaptığı çok önemli bir şey var. Bakın, bu Ayasofya-Fatih ilişkisi hep yanlış anlatılıyor. Birincisi Ayasofya Vakfiyesi denilen olay.
Ayasofya'ya gelir getirmesi için, bakın ne kadar önemli, o Ayasofya'nın işlemesi için müezzinlerin parası, şeyin imamların parası, orada bir aşevi var onun parası, kandil yağlarının parası, hepsi için Fatih bir vakfiye yaptı. Ve bu vakfiyeye bugün Perşembe Pazarı dediğimiz Karaköy'den gelen cadde, oradaki dükkanları, Gülhane'nin oradaki dükkanları bir yerin gelirini Ayasofya'ya bağladı. Ve dedi ki bunları farklı şekilde kullanana lanet olsun. Sadece Ayasofya değil, bütün bu vakfiyedeki gelir getiren binaları kaplar bu. Fatih'in göz bebeğiydi. Evet. O kadar önemliydi. Ve Fatih zaten burayı kendi mülkü yaparak vakıfla içindeki eşyaları da aldı ne kaldıysa. Hı. Şimdi Fatih'in bir kutsal emanet koleksiyonu olduğunu biliyoruz. Ne vardı? İkona vardı. O da Getre ikonası. Meryem ikonası yani. Ve dikenli taç diyorduk ya. Evet. O dikenli taç Fransa'ya gitti. Daha Haçlı döneminde şeydi, parasız kaldı buradaki imparator. Ve Baldwin ya da Baldwin Kral Saint Louis'den borç almak için onu rehin verdi. Parayı hiçbir zaman ödeyemediği için Saint Louis'de el koydu ona. Son zamana kadar şey dedi, ben çiftçiler gittiğimde görüyordum. Saint-Chapelle'de, Notre Dame Kilisesi'ndeydi. Kilise yandı, o şimdi güvenli bir yerde duruyormuş, öyle diyorlar. Ama dikenleri kalmıştı mesela. Hı. O dikenleri kendi odasında saklıyordu Fatih. Fatih bütün dünyaya bir mesaj verdi. Dedi ki sizin emanetleriniz bende. O resimlerle falan, onu uzun uzun anlattık belinde. Yani gelin sıkıysa alın. Yani güç bende. Devletlerin refleksinde bu tür şeyleri göstermek vardır. Ben güçlüyüm. Orada da çok güzel bir mesaj bana göre iletişim başkanlığının. Acaba bu burada mı? Ama bu buradaysa işte bak bende. Güç bende. Yani bu devletlerin kendi diplomatik refleksinde vermeleri gereken bir mesajdı. Böyle yorumluyorum ve çok hoş karşılıyorum. Evet. Yani. Ayasofya ile Ahit Sandığı. Evet. Bağlantısı. Onu, evet. Bu da İstanbul'un fethine güzel bir evet, gönderme oldu olsun ve diye. Ahit Sandığı'nın nezdinde sizin artık bütün imparatorluk alametleriniz bize geçti. Demek de oluyor belli bir şekilde. Bu düşman güçleri birazcık üzerimize çekmekte olmuyor mu aynı zamanda? Gelsinler. Yani sonuçta gelecekler zaten. Bakın orada çok önemli bir şey oldu. Papa hiç alakası yok deniyor Ayasofya ile. Papa çok üzüldüğünü söyledi cami olduğu zaman. Bunun altında yatan bir şey var. Bunu hep söylüyorum ki herkes göz ardı ediyor. Çok önemli bir şey var. Papa'nın yanılmazlık dogması vardı. Papa bir şey söylediği zaman yanılmaz. Bunun nedeni şudur. Baba, oğul, ruhul kudüs var ya, kutsal ruh. Evet. Kutsal ruh çok önemlidir Hristiyanlıkta. Çünkü İncil yazarlarının içine girmiştir, İncil yazmışlardır. Yazarların içine girmiştir, elçilerin işleri yazılmıştır. Ve çok önemlisi, Papa konuştuğu zaman kutsal ruh konuşur. O yüzden Papa yanılmaz derler. Hı. İnanç, dogma. Burada çok önemli bir şey oldu. İstanbul Latinler tarafına alındığı zaman papalık temsilcisi Petrus buradaydı. Hatta Petrus'a bir yazı yazıyor. Papa diyor, ulan sen ne yaptın diyor. Adamları bize sonsuza kadar düşman ettin diyor. Yağmalattın bütün şehri diyor. Haçlıları durdurman gerekiyordu. Bir daha Bizanslılarla aramız düzelmeyecek diyor. İşte o Petrus'un varlığında, yani papanın temsilcisi, Ayasofya bir Latin katedrali olmuştur. Hı. Ve Papa temsilcisi hazırda bulunduğu için bu artık Ayasofya papalık tarafından katedral kabul edilir. Anlatabiliyor muyum? Evet. Onun için üzülmüştür Papa. Herkesin gözü burada. Ortodoksların en önemli tapu yeri. Şeyin Latinlere göre katedral. Yani
Her zaman yani değiştiremeyiz. Ayasofya'da her zaman gözleri olacak. Tabii hiçbir zaman. Sadece bu görsellerle değil. Evet. Dediğiniz gibi her dönemin gözden. En azından biz gücümüzü göstermek zorundayız. Evet. Evet. O yüzden yani herkesin gözü olacak. Varsın olsun. Kesinlikle. Evet. Hocam peki bu biraz önce söylediğim, bu görüntü girmeden hemen önce söylediğim şey, Ayış Sandığı üzerindeki kerubilerle Ayasofya'daki kerubilerin benzer olması. Burada bir mesaj veriyor mu? Güzel bir soru. Şimdi Ayasofya'daki meleklerin kerubim mi, serafim mi tartışması var. Altı kanatlı olduğu için serafim diye de geçiyor. Ama Hristiyan ikonografisinde altı kanatlı kerubim de var. Hı. Hani çok şey demesek de, hani çok sık görünmese de ikisi de var. Hani kubbenin altında öyle bir şey mi var diye tartışma olabilir. Evet. Yani kubbeyi mi koruyorlar, o da tartışma konusu olabilir. Ama şu kesin, Ay Sandığı dediğimizde iki kerubimle şey oluyor. Yani iki kerub meleğiyle sembolize ediliyor. Bugün havralara da, sinagoglara da gittiğinizde onu görürsünüz. Çok ilginç bir tane sinagog var. Sadece meraklısı için söyleyeyim. Karaköy'de Tampliye haçının olduğu binanın yanında. Hem Tampliye haçı vardı hem sinagog. Onun içinde kerubimleri çok güzel resmetmişlerdir. Terziler sinagogu bugün açık. Sanat gelirse meraklı olan gitsin görsün. Orada öyle iki tanesi duruyor. Evet. Bu da bir işaret. Her şeyi bir işaret olarak alabiliriz. Kabul edebiliriz diyorsunuz. Bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Hocam şimdi bir oyunla bile Ayasofya'daki kutsal emanetler arandı. Ya o oyunu hiç hatırlatma bana. Ha. Buradan bir algı operasyonu da aynı zamanda yürütülmeye çalışılıyor. Ya o oyun var ya, o oyun. Çok ilginç bir oyun. Yani. Bahsedelim biraz. Bahsedelim çünkü çok ilginç. Assassin's Creed tabii söylediğimiz oyun. İstanbul'un 2. Beyazıt dönemini inanılmaz güzel resmediyor. O dönemdeki günlük hayatı, Ayasofya'nın orta çağdaki halini muhteşem araştırmışlar ama beni en çok şaşırtan şey oldu. Nasıl anlatılır bilmiyorum tabii. Arap Camii'nin orada bir kule olduğu söyleniyor. Hakikaten de var. Mesela o kimse bilmediği bir şey ama oyunda vardı. Sonradan bulunan bir şeyi oyuna koymuşlar. O zaman bu oyunu tasarlayanlar kimler? Kimler? Evet, iyi biliyorlar yani. Oturup bir gün onlarla gezmek isterim yani İstanbul'u. Kimlerdir hocam bunlar? Valla şimdi Ubisoft diye bir marka belli ki bütün büyük tarihçileri toplamış. Yani o konular araştıran. Şimdi biz, aslında bizde bir hata var. İnternette bütün makaleler açık. Yani işte siteler ve akademiye falan makaleleri okuyabiliyorsunuz. Bizim bilmediğimiz İstanbul hakkında yapılmış o kadar çok araştırma var ki. Yani insana ömrü yetmez o makaleleri indirip okumaya. Var. Yurt dışında bayağı gelip araştırıyorlar, yazıyorlar. Biz de böyle bakıyoruz. Aa, bu adam bunu yapmış diye. Hocam peki bu oyunla ne amaçlandı? Ya şimdi bakın şöyle bir şey var. O oyunu da tekrar hatırlatalım. Ayasofya'da kutsal emanet, evet, kutsal arama emanet oyunu aslında. Şimdi algı yönetimi dediğimiz bir olay var. Onu belki bir gün başka bir program yaparız. Seve seve. Ezoterizmle iç içe çünkü. Algı yönetimi ne demek? Ya tanım olarak sizdeki tanımları değiştirmeye yarayan bir şey. Hı hı. Ya ben algım nedir? Yani ben bu masaya bakıyorum küt diye. Bu nedir? İşte... en çok verdiğim örneği söyleyeyim. Buna bakıyorum ve telefon diyorum. Evet. Şimdi benim bütün telefonla ilgili bilgime uyuyor bu. Ama burada 1970'te uyuyup da yeni uyanmış bir adamı getirseydim, bunun telefon olduğuna inanamazdı. Çünkü onun gözünde telefon şöyle kadranlı, çevirmeli, kablolu, ahizeli falan. Tabii. Garip bir şey. Bağırsak gibi sarkan kablolarıyla. Şimdi adamın o telefon imajıyla bunu değiştirmem lazım. Hatta yani baktığı zaman karşısındakiyle görüntülü falan konuşuyor. İnanılmayacak bir şey. Algı yönetimi de bu. Sizdeki bilgiyle yeni bilgiyi değiştirmek. Bunun bir yöntemi var. İyi kötü değiştirebilirsiniz. Yani iyi olana kötü,
kötü olana, kavramlar hepsi değişebilir. Ve en önemlisi subliminal dediğimiz bilinç dışına direkt mesaj gönderme. Bu kavramları değiştirmek için. Ya yani ben sizle konuşuyorum, size bakıyorum. Ama bütün yani 100 küsur derece görüyorum, 200 derece. Bütün her şeyi algılıyorum mesela işte kameramanın hareketini algılıyorum. Buradaki ekranda geçen şeyleri algılıyorum. Bunlar bilinç dışına bilgi olarak gidiyor. Bir yerde kullanacağım, belki gece rüyada göreceğim. Evet. Bu oyun esnasında verilen mesajlar. Şimdi böyle kör kör parmağım üstüne kutsal emanet aratmak dışında, keşke bir gün onun böyle açıklamasını falan yapsak, içinde kullanılan semboller var. Oyunun içinde kullanılan. Oyun içinde işte o bölümlerde. O size direkt etki ediyor. Farkına varmıyorsunuz. Ve böyle böyle oynayan kişilere Inception gibi bir duyguyu, bir düşünceyi, bir fikri yerleştiriyor. Programdan sonra konuşalım o sembolleri tamam. Sizinle. Evet, yani oyunlara dikkat. Ben kendi çocuğum olsa ne oyun oynatırım ne televizyonda o dizileri izletirim. Hocam dünyanın herhangi bir yerinden değil, İstanbul'da, Ayasofya'da aranıyor bu kutsal emanet. İyi işte, güzel bir şey çünkü yakın. Yani ben Marmara'yla gidiyorum. Hani daha uzakta olsaydı, Beylikdüzü'nde bile olsaydı zor olurdu. Ama uzaktakiler tasarlıyor bu oyunu. Evet, yani yakın işte, hemen gidip bakabiliyoruz. Evet, İstanbul'un bu noktada aslında işte Kudüs ve İstanbul aynı kaderi paylaşıyor bir noktada dedik. Ya tabii ki, şimdi bu kutsallığı iki şehre yaydığınız zaman iki şehre hedef yapıyorsunuz. Bugün Kudüs çok büyük bir hedef. Yani şu an hiçbir zaman Osmanlı dönemi dışında hiçbir zaman şey olmamış. Evet. Barış görmemiş. Türkler bir tek oraya barış getirmiş. İstanbul şu an hani yani şunu yazdık biz kitapta da Pelin'le. Bir devlet ne kadar güçlüyse bu örgütler o kadar az faaliyet yapar. Ne zaman güçten kesilir? İşte o zaman hepsi faaliyete geçer. Osmanlı ne zaman zayıfladı işte ekonomik olarak? Ne zaman ya borçlandı, askeri gücünü kaybetti? Hop hepsi geldi. Hı. En uç noktasında da şehir işgal edildi. Yani biz bugün güçlü olduğumuz sürece daha az konuşulur. Güçten düşersek işgal daha gündeme gelir. Evet. Bu genel bir kural. Her zaman olacak. Her şey için geçerli bu. Ama zaten ilk dilimde söylediğiniz gibi bunlar bilinçli taksirle yerleştirilmiş emanetler İstanbul'un, hı hı, altına. Evet. Elbette bunların peşine düşecek birileri. Şu anda olduğu gibi ya da geçmişte tabii olduğu ki gibi. Şu anda o gizli kazılar. Şimdi, Vatikan'dan rahiplerin çemberli taşın altında ne işi var mesela? Şimdi gene pagan dönemlere gidelim. Şimdi bir pagan ritüeli yapmak gerekiyor. Bir pagan ritüeli yapmak, bir pagan ritüeli nerede yapılır? Bir pagan ritüeli kutsal zaman ve kutsal mekanda yapılır. Kutsal zaman nedir? Takvime baktığımız zaman o günü önemli bir gün olması lazım. Ekinoks, şu bu. Evet. Eğer öyle bir şey olmadan yapılmak isteniyorsa kutsal bir mekan belirlenir, etrafı çevrilir, bir çember açılır. Orada o bir zamanlar yapılan şeye gidilir. O kutsal zamandır. Yani ilk dişim ağrıyor mesela. Ritüel yapacağım. İlk Tanrı'nın diş ağrısını geçirdiği güne gidilir. Hı. Yani o zaman hayal edilir. Bu kutsal zaman ve kutsal mekan yaratıldıktan sonra bir de kutsal obje olur. Bir çan ses çıkartır, oraya götürür. Bir sopa. İşte bir asa, vurduğundan kapı açar. Bunlar kutsal objelerdir. Ha, bugün kiliselerde masa üstünde falan olan. Bunu bir şeye de benzetmek mümkün. Bir çocuk oyununa. Çocuk evde bir alanı seçer, onun kutsal alanıdır. Belki Kral Arthur zamanında bir şövalye, bir savaşçı. Elinde tuttuğu sopa, Excalibur, kıymetli bir kılıç. Yani çocuk oyunu gibi bir şey. Ama kutsal zaman, mekan ve kutsal obje gerekiyor. İnsanlar o dönemden beri
bazı objelerin kutsal olduğuna, bir enerji taşıdığına inanmışlar. Onun için bu kutsal emanet, kutsal obje kültü her zaman var. Ne var? İşte kutsal kılıç var. Excalibur, Kral Arthur'un kılıcı. Zülfikar var. İşte at var kutsal. İşte Hermes'in sandaleti var. Giydiği an görünmez oluyor. Ya da pelerin var. İşte kanatlar var. Yani her şey kilde kutsal obje kültü olmuş. Kutsal emanet kültü de böyle bir şey. Eline geçirdiği an ona daha fazla güç katacağına inandığı bir obje. Siz buna inanırsanız ve bu bir amaç olursa peşinden koşarsınız. Ben şimdi kutsal mızrak bugün İstanbul'da. %100 eminiz. Hitler bunun peşinde koşmuş. Kutsal mızrak dedi. İşte onların inancına göre Hazreti İsa'nın böğrünü delen mızrak. İnanmış adam aramış. Evet, Hitler. Evet. Hitler arıyorsa bir gerçeklik yaratmış. Bir kişinin başına bela olmuş ya aramış. Napolyon aramış, Charlemagne aramış. Demek ki aranıyor böyle şeyler. Bugün hala İstanbul'da ama. Yani ne var? Bir şeye inandığınız zaman o önemli olur sizin için. İşte Eldorado'nun altınları var mı yok mu ne bileyim. Arıyor işte insanlarla. Yani bu makya altına. Ben Senegal'deyim, adam Mali'ye gidiyor altın aramaya. Hani bir şeye inanırsanız olur. Onun için kutsal emanetlere de inanan, bu kültü sürdüren her kim varsa aramaya devam edecek. Yani bundan kaçış yok. İstanbul'a da gidecek, Kudüs'e de gidecek, tapınağın altını da kazacak, Mescid-i Aksa'nın şeyini, Ömer Camii'nin altını kazacak, her şeyi yapacak. Buraya gelecek işte ev tutacak, bilmem neyin altını kazacak. Bizimkiler de maşallah iyi kazıyor. Geçenlerde gazetede haber verdim, Molla Fener'in yanında ev tutmuş adam kilisenin altını kazmış gibiymiş. Ne aramış orada? İşte o da altın arıyor. Hazine. Ama orada tabii şey de var. Paleologos mezarları da çıkabilir yani. Hocam bir de at meydanında bir kalkındırma projesi, ha, kazı çalışmaları. Hipodromun altına 6-7 metre kadar derine gidilmesi söz konusu. Bu neden? Orada ne aranacak? Ya bu beni çok üzdü. Arkeologlar sanırım yani, başlatacak çok üzdü beni. O olay çok üzdü. Konuşayım mı? Konuşun. Vallahi. Ya şimdi şey, şimdi orada hipodrom, bazı gazetecilerimiz yazdı. İzi bile kalmayan hipodrom dedi ama yok öyle bir şey. Yerin altında hipodrom olduğu gibi duruyor. Olduğu gibi duruyor. Bir Alman çeşmesiyle Dikili Taş arasındaki bölümü tahrip olmuş. Bir bölüm işte İslam Sanatları Müzesi'yle Sultanahmet Camii orasında ama büyük bölümü duruyor. Sifendon dediğimiz şöyle dönen bölümü hipodromun, hani atların şöyle döndüğü bölüm olduğu gibi duruyor. Oraya ben çok girdim. Pelin'le de girdik bir kere. Beraber de gireriz isterseniz. Evet, konuştuk hocam, sözleştik de yapacağız en kısa sürede. Evet, yani biraz karanlık, biraz da şey yani böcekle. Olsun, bir yerinde teyit etmekte fayda var. Ha. Kafamızdaki soru işaretleri kalkmış olur en azından. Hani aslında, neden orası kazılacak diye soruyoruz aslında ya. Aslında orada çok güzel bir turistik proje yapılabilirdi. Ki bunu birçok bilim adamı söyledi. İhsan Bey söyledi en son. Sifendon'un üst tarafından girip alt tarafından çıkan bir yol. Evet. Belli bir yol, hiçbir şekilde zarar vermeden, üst taraftaki hiçbir yapıya dokunmadan sadece aşağıdaki pis çamuru çıkartarak gidip oradan girip gladyatör odası, hayvan odası, oralı seyircilerin geçtiği koridorlar, orayı görüp çıkılabilirdi. Bir tweet atıldı, ayağa kaldırılacak diye. Herkes başka türlü anladı. Sondaj yapılacak dendi. Tabii yani hani güzel yapılacak bir şeyin üstünü fazla hani ne kadar kurcalarsanız dökülür. Aslında ülke turizmine büyük katkıda olacak bir şey. Öyle... Bir şey çıkarılmayacak yani yok, oradan yok, sadece şey hipodromu kalkındırma, bak, turizme kazandırma projesi. Hakikaten bir hipodrom. Evet. Oturma sıraları var, atların koştuğu yer var.
Ve kutsal bir yapısı falan hiçbir şeysi yok. Fatih bölgesinde kazı çalışmaları yapılınca aklımıza ister istemez böyle sorular geldiği için ben de aydınlanmak adına sordum. Orayı Haçlılar canına okumuş, paramparça etmiş. Bütün kıymetli ne varsa almış götürmüş. Orası yıkıntı kalmış. Bir bölümü sarnıç. Zaten bir bölümden sonra oyunlar oynanmıyor. Evet. Üstü dolmuş. En son Sultanahmet Camii yapılırken afiyet toprağı doldurmuş. Bugünkü at meydanı şeklini almış. Hani kassalar ne çıkacak? 3-5 çanak çömlek, kandil. Hani bir şey çıkmayacak. Ne bileyim hocam, denir ya İstanbul'un taşı toprağı altın diye. Ben onu sana söyleyeyim. Bizans döneminde söyleniyor. Öyle mi? Şimdi İstanbul'un birçok dönemi birçok yeri ahşap. Ama ana meydanların, Mese Caddesi ve açılan yerlerin olduğu yerler mermer ve üstü metal kaplama. Hı. O tunç altın gibi parlıyor. İlk gelen buranın her şeyi taşı toprağı altın diyor. Hah. O zamandan beri söylenen bir şey. Oradan gelen en son 70'lerde söylendi tabii İstanbul'da iş bulmaya gelenler tarafından. Sonra vücut buldu aslında. Evet. Ticaretin de gözde şehirlerinden biri oldu İstanbul. Hocam şimdi bir de tılsımlar var. Ama tılsımlı yapılara geçmeden önce ufak bir merak ettiğim için sormak istiyorum bunu. Hazreti Muhammed'in doğumuyla, doğumunu müjdeleyen gece bir deprem meydana geliyor ve Ayasofya yıkılıyor. Daha sonra Evliya Çelebi bahsediyor bundan. 300 kadar papazın Mekke'ye giderek Hazreti Muhammed'in tükürüğünü, ceylan derisi üzerine çizilen elinin örneğini, toprak ve zemzem suyunu aldığını ve kubbeyi onardığını aktarıyor Evliya Çelebi. Aktarmış. Öyledir. O yorumunuz yapar. Nedir? Evliya Çelebi yapar öyle şeyler. Şimdi bakın çok önemli bir şey. Evliya Çelebi yapar. Ne yapar? Öyle, o anam öyle. Onu öyle kabul edeceğim. Şimdi burada çok önemli bir şey var. Biz ne dedik? Konstantin mesela İstanbul'u kutsallaştırmak istedi. Pagan bir şehirden Hristiyan başkenti yaptı. Ne yaptı? Kutsal objeleri getirdi. Herkesin şehri kutsallaştırmaya ihtiyacı var. Şimdi Ayasofya. Şimdi biz kılıç hakkı falan diyoruz da bir şehir fethedildiğinde en büyük mabedinin cami olmasının bir mantığı var. Çünkü o şehirde cami yok. Birçok akıncı geliyor, fetheden geliyor. Onların namaz kılması lazım. En büyük mabedi cami yapıyorlar. Kılıç hakkı dedikleri aslında bu pratik bir şey. Şimdi Ayasofya gibi büyük bir kilise, zaten her tarafı kilise. Hı hı. Bir anda cami oluyor. Ama bunu İslamlaştırmak lazım. Halk o kadar benimsiyor ki bir takım efsanelerle İslamlaştırıyor bunu. Hı. Nasıl yapıyor? İşte aslında Hazreti Muhammed'e görünmüştü bu daha önce. İşte tükrüyle yapılmıştı. Ve bir külliyat oluşuyor. Bunun adı Risale-i Ayasofya, Ayasofya Risaleleri. Bu Ayasofya Risalelerinde ve Evliya Çelebi'nin anlattığı efsanelerde aslında Ayasofya'nın bir İslam mabedi olduğu. Bunu kilise olarak görmeyin, bu İslam mabedidir. Ana fikri olan şeyler. Ne oldu? İşte miraca çıktığında gördü, daha önce rüyasında gördü Hazreti Muhammed. İşte melek geldi, Hazreti Hızır geldi, çevirdi. Yani bu tür bütün efsaneler halk arasında yayılıyor. Bu halkın orayı İslamlaştırma çabası. Bence çok güzel bir şey. Açıklanması, incelenmesi gereken bir şey ama tabii doğruluğu yok. Evet. Yani hiç ne Bizans kaynağında var, ne Avrupa kaynağında, ne İslam kaynağında ama güzel bir şey yani. Evet, bence böyle olsun. Böyle de böylece anmış olduk Evliya Çelebi'yi. Da öyle anladım. Hocam yine aynı Evliya Çelebi. Ya böyle duyar duyduğunu yazmış. Yine aynı Evliya Çelebi. Heh. İstanbul üzerindeki 17 yapıdan da bahsediyor. 17 tılsımlı yapıdan. Şimdi tılsımlı yapılara gireceğiz. Bu dikili taşlar, aslında gezip gördüğümüz, önünde fotoğraflar çekindiğimiz o yapılar, nasıl yapılar? Gerçekten bunlar anlam atfettirdiği üzere tılsımlı yapılar mı? Tılsım ne demek? Bundan başlayalım isterseniz. Tamam, tabii ki bu yapılar öncelikle döneminde Instagram için yapılmamış. Bugün Instagram için kullanılsa da çekilip
Erhan hocamdan. Şöyle. İnciler. Üstünden tuttum falan. Yani o tür bir şey için yapılmamış tabii ama ben bazen öyle diyorum. Bu ne diyorlar? Burası Instagram geçti. Burada Instagram geçit. Burada fotoğrafınızı çekip koyacaksınız falan diyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Bu Anadolu'nun bir tek yeri. Aslında Anadolu tarihinde böyle. Evet. Burada önemli bir kişiyi anayım. Halikarnas balıkçısı. Cevat Şakir. Beni bu konulara onu okuyarak girdim yani. Ve birçok arkadaşı o sokmuş. Onu okuyarak girmişler bu işe. Araştırmaya. Çok ilginç bir şey anlatır. Der Yunanlılar hiçbir at bilmiyordu der. Anadolu'ya geldiler bir baktılar at üstünde adam. Aa Kentavros. Hani başı insan altı at adam yarattılar. İşte tepe göz kiklop tek gözlü. Aslında Hitit figürleri yandan olduğu için tek göz görüyorlardı. İşte büyük duvarları onlar yaptı devler falan. Öyle uydurdular falan. Aslında doğru. Çünkü mesela Hititler Tanrı'yı daha büyük cezer dev gibi. Krala nazaran falan. Böyle tatlı tatlı anlatır Cevat Şakir. Zaten onu anlatması tatlı. Aslında Türkler de öyle. Geldiklerinde anlamlandıramadığı bir yan tapınak var bembeyaz. Eski Yunan tapınaklarının kalıntıları falan duruyor. Onlar ne diyor bizimkiler? Direkt taktıkları isim Hazreti Süleyman Belkıs için yaptı Belkıs Mabedi. Belkıs tapınağı mesela en yakın bize şey var. Kizikos Bandırma'da Hadrianus tapınağı var. Onun Türkçedeki adı Belkıs Mabedi. Yani hepsine bir isim takıp öyle bir tatlı kendilerine göre isim veriyorlar. Şimdi İstanbul'a giriyorlar bir yana sütun dolu. Aa işte Rumlara soruyorlar. Onlar da anlatıyor ne anlatıyorsa. İşte diyor bu için, şunu için falan. Mesela yılanlı sütun şeydeki at meydanındaki, hipodromdaki. Aslında o Maraton Savaşı sırasında Perslere karşı kazanılan savaştan sonra Yunanlılar bütün Perslerin kılıçlarını, kalkanlarını eritiyorlar. Onu yapıyorlar. Delfi'deki Apollon Tapınağı'na hediye ediyorlar. Evet. Onlar o daha sonra buraya geliyor, İstanbul'a geliyor, konuyor. Neye inanıyorlar? Bu mavi, aman bu tılsımdır, yılanları yok eder. Yılanları uzak tutar. Şimdi İstanbul'un bir belası var. İstanbul yılanlarıyla meşhur. Bugün hala yılan dolu Sultanahmet bölgesi. O tılsım işe yaramadı. Yok, kafasını kırdılar o yüzden. Evet, onu da açıklayalım isterseniz. Normalde ekranda görüyoruz. Ha, evet. Üç başlı bir yılan var. Yılan sütunu bu. Üç başlı yılan var. O başların üstüne bir tane kazan var. Orijinali evet. O. Biri British Museum'da, biri İstanbul'da, biri de kayıp. Kayıp o kayıp ya, olanı da arıyorlar mı peki? Arıyorlardır. Yok, onu arayan çıkmaz. O şey ya, Yeniçeri aşka geliyor, patlatıyor kafasını işte. Şimdi şey, şimdi şöyle de bir olay var. Hayır, bugün de yılan var. Hatta İstanbul'un kuruluş efsanelerinde Bizas'tır onun kurucusu. Düşmanlar saldırır, ok atarlar, ok biter. Yapacak bir şey yok. Bizas karısı der ki ok bittiyse yılanlar, o kadar çok yılan var ki yılanları gerin gönderin der. Düşman üstüne yılan atarlar. Yani öyle de bir efsane var. Hala var bugün yılan ama. Yani o açılamayan arkeolojik parkta falan var. Ondan sonra çiyan da çok var. Onu çok deneyimledim. Öyle mi? Kazılarınızda, dehlizlerde. Gezerken. Ha öyle. Tesadüfen çıktı. Onun için böyle bir inanç. Mesela başka bir inanç. Beyazıt Meydanı'ndaki sütun. Bugün parçaları hamamda olan. İşte bu vebadan koruyor. Bakın ikinci Beyazıt onu yıktırıyor. Onu yıktırmasının akabinde bütün İstanbul'da veba salgını oluyor. Doğru mu değil mi? Değil tabii ama yani şey. Eş zamanlı olmuş. Hı. Ama yani bu tür şeyler var. Yani halk ne yapıyor? Bakıyor. Anlamıyor bunu ne olduğunu. Anlamıyorsa inanıyor ya bir tane Rum geliyor ya abi diyor bunu için koruyor diyor. Aa diyor onu yazıyor. Hı. Bu çok normal. Çünkü anlamadığınız şeye yerel kulaktan dolma bir şey ithaf edersiniz. Çünkü size çok yabancıdır.
Türk kültürüne çok yabancı sütunlar var orada. Evet. Şimdi sütun dikme, dikili taş dikme adeti var. Bizde yok o. Bağaç kutsal ama taşlar var, evet, taş dikiyoruz. Ama bu tür sütun ya da dikili taş farklı. Evet. O yüzden hani biz de böyle güzel güzel uydurmuşuz. Hocam peki şeyi soracağım. Bu yılanlı sütunun Delfi'de kutsal rahibelere ait olduğu biliniyor. İstanbul'a neden getiriliyor? Ya şimdi bir başkent inşa ediyorsunuz. İmparatorluğun her yerindeki en güzel şeyleri taşıyorsunuz. Ya ben anlatsam ağlayacağım neredeyse. Anlatın, ağlayalım birlikte. Peki işte bir zamanda... Yok pardon. Şimdi şöyle bir şey var. Konstantin şehri kurduğu zaman imparatorluğun her yerindeki en güzel heykelleri getiriyor buraya. Ve en güzel heykeller İstanbul'a dikiliyor. Evet. Mesela bugün Hürrem Hamamı dedikleri Sultanahmet'te. Orada Zeuxippos Hamamı var o civarda bir yerde. Hamamın içinde 365 tane heykel olduğu söyleniyor. Bütün tanrıların falan heykeli var. Mese Caddesi yani tramvay caddesi boyunca gittiğinizde Konstantin Forumu, Çemberli Taş'ın olduğu meydan geliyor ilk. İnanılmaz güzel Tunç'tan Athena heykeli varmış. Sultanahmet'te Romulus heykeli. İmparatorluğun her yerindeki en güzel heykeller buraya gelmiş. Niye? Çünkü başkent. Evet. Bütün şeyi süslemiş. Ve ne yazık ki bundan kaynaklı. Haçlılar gelmiş, onları eritip sikke yapmışlar. Evet. Bir de 1500 yıllık bir sır var. Yine öyle Fatih'te. Mi? Dikili taştan bahsediyorum hocam. Bu dikili taşın hikmeti nedir? Ya dikili taş çok ilginç. Tabii Mısır'da belli amaç için. Onun da görüntüsünü alalım. Belki üzerindeki semboller hakkında da birazcık konuşuruz. Konuşur muyuz? Evet. Buyurun hocam. Hah gördüm. Şimdi orada iki tane dikili taş var. Bunlar hipodromu spina denilen yerinde. Yani şu atların etrafına döndüğü yerde. Aslında orada dikili taş, üç yılan, üç başlı yılan, Romulus Romulus heykeli falan. Aslında bir seri heykel var orada, hı-hı, Tunç'tan. Onların hepsini Latinler alıyor, eritiyor. Bir tek yılanlara dokunmuyorlar. O da büyük olasılık kendileri de yılanlardan korktukları için. Bir tek tılsım zannedip bırakmıyorlar. Şimdi orada kaidede o bu taşın nasıl dikildiği ve imparatorun şeyi var. Bu Mısır'dan gelme, üstünde Firavun'la ilgili falan yazıların olduğu bir taş. Fakat Mısır'ın da özellik şey, hani belli kutsallığı olan obelisk denilen, hani bir fallus gibi, bolluk bereket, eski kültün devamı. Bunları dikiyorlar, Romalıların sütun dikmesi gibi, evet, falan. Daha sonra Romalılar bunları topluyor. Avrupalılar da topluyor. New York'a gidiyor, Paris'e gidiyor, işte Fransa'da, Concord'da birçok yerde dikiliyor bunlar. Yani Romalılar Mısır'dan getirip kendi büyük şehirlerine dikiyorlar. Bunun da ilginç bir öyküsü var tabii. Konuşmuştuk onu da. Bu Roma, evet, dönemindeki gemilerden taşımak bahsediyorsunuz. Taşımak için kesiliyor bir bölümü. Aynen. Hocama aslında şeyi bu... sordum. Söyleyelim onu da izleyicilerimizle paylaşalım. O zamanlar Roma döneminde 25 metrelik gemiler var ve dikili taş 30 metre. O gemiye sığdırılması için dikili taşın 5 metre kadarı kesiliyor. Ben de hocama şöyle sordum. O kesilen parça nerede diye sordum aslında. Yani İstanbul'da da kesildiği söyleniyor. Birçok söylenti var. Şimdi şöyle bir şey var. Strageon, Sirkeci Meydanı'nda bir dikili taş olduğu söyleniyor. Ona benzer bir dikili taş şeyde var, Porfir'den. Ayasofya'nın bahçesinde büyük olasılık gidiyor da. Cami olduğu için onlar oradan atacaklar. O muydu bilmiyoruz. Evet. Ama şöyle bir söylenti var. Yine Sirkeci tarafında bu dikili taşın parçası varmış. Ve Osmanlı döneminde bir Venedikli tüccar onu almak istemiş, satın almak istemiş, bulmuşlar. Fakat ondan sonra kayıtlar kayıp. Yani hiçbir yere gitmiyor, oralarda bir yerde. Hmm. Belki de parçasını bir gün Sirkeci'de bir ev kazısında, temelde falan çıkar. Umarız. Yani olabilir, her şey umarız olabilir. Ki... Murat sevgili, Murat Saf, onu anayım buradan. Öyle bir Bodur obelisk buluyor, Bodur dikili taş.
Ben de ona kızıyorum, diyorum ya bodur deme şuna, ayıp. Yok diyor, bodur dikili taş bodur diyor dikili. Ve literatüre sokuyor. Bir tane bulunuyor, Cerrahpaşa'da var şimdi. Evet. Merak edenler orada bulur. Hocam peki bu dikili taşın üzerindeki semboller ne anlatıyor? Onlar hiyeroglif yazı, yazı onlar. Yazı. Tabii, ne yazıyor peki? Yani onu imparator şunu, firavun şunu yaptı. İsim geçiyor, bakın orada bu tarafında. Bakın tam şurada görüntü durursa. Görüntüyü durmadı. Durdurma imkanımız ya da bir görsel biraz alma imkanımız alalım. Varsa. Birazcık yukarıya. O görüntüde bazı isimlerin kartuş içinde, yani şöyle yuvarlak içinde olduğunu görürüz. Tamam. Onlar özel isim. Ptolemy falan yazıyor galiba. Hı. Yok yazmıyor, başka bir şey yazıyor. O kartuş içindeki özel isim ve onun neler yaptığını anlatıyor. Bir olayın anısına dikilmiş bir şey. Ama buradaki çok önemli bir şey, o kartuş içindeki isimlerden, Şampolyon tarafından, bu dikili taş değil başka, Rosetta taşında şey çözüldü, hieroglif yazısı çözüldü. Çünkü bu yazıyı çözerken kartuş içindekinin özel isim olduğunu anladı. Kıpti yazıyla karşılaştırdı ve öyle çözdü. Şampolyon, Rosetta taşıyla. Bunlar biz bildiğimiz Mısır hieroglifleri. Hocam bir de bu dikili taşların dünya üzerinde birçok noktada bu dikili taşın aynısının olduğu da söyleniyor. Washington'da, Paris'te, var, Moskova'da. Aynısı değil de benzerleri. Bunun hikmeti nedir? İşte Romalılar topladı bunları koleksiyon gibi. Yani bu Firavun tılsımı hikayesiyle olduğuna bir bağlantısı yok, yok, yok mu? Onu da sorayım. Firavun ölümünden sonraki hayatı için güneşi bu dikili taşları boylu boyunca görmesi gerektiğine inanıyor. Ve günümüzde de güneş doğduğu ve yükseldiği her yerde bu dikili taşlara temas ediyor. Bir yerde güneş batarken diğer yerde güneş doğuyor. Böylece Firavun'un amacı gerçekleşmiş oluyor. Yani böyle inanılıyor. Şimdi, çünkü dünyanın enteresan noktalarında da görüyoruz şimdi hocam. Şöyle, gizemli değiller şimdi mi yani şöyle, bu dikili taşlar? Biz Osmanlı döneminde pek ilgilenmedik ama Batı Napolyon zamanından sonra özellikle şey yaptı. Mısır'dan, bakın Mısır'a geziler yapmaya başladı ve Mısır'dan objeler toplamaya evet başladı. Ve oradaki bütün Mısırlılar bunları satarak zengin olmaya çalıştı. Bütün mezarları soydu. Ben Freud, Sigmund Freud, adamın koleksiyonu var, inanılmaz Mısır parçaları var. Yani bütün Batı Mısır şeyi topladı. Hatta 19. yüzyılda çok hoşuna gitmeyecek şey, hastalar mumya yiyerek iyileşeceğini zannediyordu. Yolda mumya satıyorlardı, mumyadan parçalar alıp kaynatıp içiyordu insanlar iyileşmek için. Böyle saçma sapan şeyler de oldu. Bunlar içinde tabii inançlar işte Firavun'un güneş batması, doğması ama bunların tılsımlı şey olduğuna falan inanıldı. Ve Roma döneminden başlamak üzere batıda bu şeyler, dikili taşlar büyük şehirlere, büyük meydanlara dikildi. Yani bir tılsımı, bir enerjisi yok. Sadece yani tarihi olarak böyle simgesel başkentlerde. İşte ley hatları vardı, şuydu buydu ama tabii öyle bir şey yok. Nasıl hocam? Ley hatları denilen bir şey var. Nedir o? Ley hatları dünyanın böyle ızgara gibi enerji merkezleri olduğuna inanılıyor. Dikey ve yatay. Bazı yerlerin enerji merkezleri olduğuna inanılıyor ve üst üste gelen düğüm noktaları, onlara dikili taş dikildi diyorlar ama hani bilimsel olarak çok da gerçekliği kanıtlanmamış bir şey. O zaman dünyanın enerji merkezlerinden biri o inanca göre? Burası. İstanbul Fatih. Tabii. Peki o enerji merkezine dikili taş dikilince ne oluyor? Orayı belirtiyorsunuz. O enerjiyi dışarı burası enerji merkezi tabii, diyorsunuz. Bir batarya gibi yükleniyor oradan. Orada ne yaparsam işte ne olur mesela? Ha, şimdi buraya onlara gelelim göre. Şimdi. Şimdi burada eski okült inanca girelim. Tabii benim konum değil o ama yine biraz bahsedelim. Tellurik kuvvet deniyor bunlara, dünyaya ait. Dünyanın o gücünü kullanırsanız, Gea'nın gücünü, onunla ilgili, yani şimdi mesela toprak dört tane element var değil mi? Toprak, hava, su, ateş. Toprak ne? Ayağınıza bastığınız her şey, yani zenginlik, maddiyat, her şey. Evet. Hani bu tür ritüeller oralarda yapıldığında etkili olduğuna inanılıyor. Hı. Artı her türlü ritüelin orada yapıldığı zaman etkili olduğuna yani inanılıyor. Yani dileklerin, dileklerin, duaların,
her türlü şeyin. Artı o enerji öyle dikili taşlarla ortaya çıktıkça orada orayı koruyacağına inanılıyor. Yani çok şeyi var. Aslında ilginçtir. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde kübele heykellerinin etekleri hep dikine ve yatay, bu leyhatları biçimindedir. Hani benim konum değil ama incelenmesi gereken bir konu. Siz peki öyle bir şeye inanıyor musunuz? Bir enerji hattı üzerinde kurulu olduğuna? Ha, şahsen. Şahsen. Tabii ki. Tabii ki. Ama burada söyleyemem. Neden? Kanıtlanmadığı sürece. Kanıtlanmadığı sürece ama yine de onların tılsımlı yapılar derken yanılmış olmayız. Yani yanılmış olmadığı. Sadece işte bu Erhan bahsettiğim. Erhan Altunay olarak evet bunların bir enerji taşıdığına, tılsımları güzel olduğuna, leyatların olduğuna inanıyorum. Yemin edebilirim ama ispat İtiraflar. Edemem. İtiraflar Erhan evet, Altunay. Leyatları olduğuna yemin ederim ama ispat edemem. Hocam çünkü konuşuyoruz işte dediniz ya bu simgesel olarak evet başkentlere dikilmiş bir takım üzerinde sembollerle bir dil oluşturulmuş bir şeyler anlatan taşlar. Ama bu kadar basit olmamalı bu taşlar. Ya şimdi şöyle tabii bunu John Mitchell falan birçok araştırmacılar yapıyor. Hani bu haritayı çıkarttıktan sonra daha önce çıkmamış şeyleri de üstünde bularak yapıyor. Bunun aynısını ben şeyde denemiştim. Nerede? Frick yolunda Eskişehir'de. Çok gerçekten, severim oraları. Gerçekten. Evet. Yani bir gün gitmek lazım. Gerçekten o yol üstünde çok isabetli sonuç verdi. Ne yaptınız hocam? Dolaştım şöyle bir baktım. Yürüyerek. Yani enerji merkezleri tabii, üzerine enerji bir çalışma yaptınız. Olabilecek ve her şeyi üst üste getirdim. Çünkü şöyle bir şey var. Benim de bu şahsi yorumumdur. Fatih civarında özellikle gezerken çok farklı bir duygu durum hali oluşuyor. Evet kesinlikle. Mistik bir hal. Enerjisi çok yüksek geliyor ve İstanbul'u hissediyoruz o civarlarda. Sadece fotoğraf çekinmekle kalmıyoruz aslında orada. Ruhen de iyileşiyoruz bence. Şimdi o site'da kaldım ama gerçekten öyle. Hani şöyle bir şey ben kuantum fiziği falan da okuduğum için hani maddenin bir hafızası var. Evet. Kesinlikle var. Yani evet, bunu ben de çok inanıyorum. Fiziksel olarak da ispatlayabilirim. Yemin ederim bir de fiziksel olarak da ispatlayabilirim. Ama bu şekilde hissediliyor. Yani böyle hani şuraya gitmek isterken başka bir şey oraya çekiyor ve oraya gittiğinizde evet bir şey buluyorsunuz. Evet. Özellikle Edirne Kapı, o surlar civarı falan dolaştığınızda inanılmaz şeyler oluyor. Onun için masalcıyı boşuna yazmadım, anlatamadığım için. Evet, şanslı izleyicimize gidecek yani. Hocam, gerçekten söylediğiniz gibi maddenin ölçülebilen boyutu var ama bir de ölçülemeyen manevi boyutu var. Bunu bir şeyle tanımlayamasak da farklı bir şey var orada. Yani ya, Fatih manevi civarında, boyut oralarda. Belki de bir gün bir integralle tanımlayacağız. Kim bilir? Kim bilir? Ama hakikaten İstanbul'da öyle bir şey var. Yani bütün orada mistik deneyim olarak gözükenlerin çoğunu yaşadım ben. Ama televizyon ekranlarında anlatamayacağım için masala çevirdim. Sadece yanlış aksettirmek istemedim ben. İşte tılsımlı yapılar diyoruz. Enerjisel olarak tılsımlı olduğuna Erhan Hocam da inanıyor. Yani enerji boyutlarının çok yüksek olduğuna. Kesinlikle. Sadece işte şehri güzelleştirmek adına dikilmiş bir takım taşıyanı değil onlar elbette. Şimdi bazen oluyor bunu. Gecenin bu saatinin günahı olmaz. Hani bazen oluyor. Yani hissediyor insan. Bir yerde bir şey var. Evet. Hakikaten burada bir şey var. Ve gidiyor hakikaten bir şey çıkıyor. Hı. Yani bir his doğuyor böyle. Ve orada oluyor. Geçmişine ait bir şey hissediyor insan. Evet. İstanbul'da bu çok sık oluyor. Ya belli yerler var. O hal dediğimiz şeyi ben yaşadığım için sürekli gidiyorum. Evet. Yani bu biraz off the record. Programımızın sonuna doğru aslında geldik Erhan mi? Yaklaştık. Bir tamam. Beş dakikamız var. Erhan Hocam'dan güzel itiraf geldi. Ya ilk defa itiraf ediyorum. Çünkü böyle bir takım yorumlar da gelmiş. Hani sadece taş mıdır onlar? Elbette değildir. Yani değil. Ben de öyle olmadığını düşünüyorum. Yani şöyle bir şey var. Aslında maddenin bir hafızası var. Yani madde, yani şu şey yaptığınızda, bardağı aldığınızda elinize. Bunun içindeki bütün atomlar birbiriyle irtibat halinde. Evet. Yani böyle bir şeklin içinde olduğunu biliyor. Biz onu nükleerden çok iyi biliyoruz. Evet. Yakıtın şekli
reaksiyonun nasıl olacağını belirler. Yani bir integral, işte Bessel falan bilir mühendisler. Hani şekle bağlıdır bu. Hani o şekli bilir içindeki atomlar. Hani maddenin bir hafızası var ama bu nasıl aşikar oluyor onu bilmiyoruz tabii. Onu bilemiyoruz. Hocam bitmeden ben hemen çemberli taşı da birazcık konuşmak istiyorum. Hayır, evet. Çemberli taşın üzerindeki büyük tılsım ne diye soracağım. Fransız bir araştırmacı İstanbul ve Çevresi adlı yapıtında çemberli taştan ve altında olduğu iddia edilen haç parçalarından evet, bahsediyor. Ve diyor ki üst üste konulmuş 7 adet somaki taştan oluşan sütunun tepesinde başı haleli Tanı Apollon görünümünde Konstantin'in heykeli bulunuyordu. Heykelin içinde İsa'nın çarmıha çıkarılmasında kullanan çivi parçalarıyla gerçek haçtan bir parça yerleştirilmişti. Evet, çemberli taşın hikmeti, altı kazılan çemberli taşta rahipler o parçaları arıyor belki de diye bahsetmiştik. Şimdi şöyle, şimdi Konstantin, ya bu çok tartışmalı bir konu. Konstantin Hristiyan oldu mu olmadı mı? Evet. Belki de olmadı hiç. Adam heykelini diktiriyor, kendisi Apollon şeklinde. Demek ki Apollon kültüne hala bağlı. Hani annesi belki hırpalayıp duruyordur, ne yapıyorsun, kendine gel, terlik geliyor falan. Apollon diyordur, terlik geliyordur. Ne olduğunu bilmiyorum ama şu da kesin ki tam bir Hristiyan olarak değil. Kendi öyle bir şey koyuyor. Bu sonradan bana göre sonradan çıkarılan bir şey. Şu var şimdi. Kutsal objelerin koruyucu şeyi var. Koruyucu gücü var. Mesela bazı haç parçalarının Ayasofya'da olduğunu biliyoruz. Hı hı. Hatta yerlerini de tahmin edebiliyoruz. Bugün haç resimleri olan üst galeride yerler var. Hani orayı korusun, orada olsun falan. Gidiyorlar, öpüyorlar falan. Dua evet. ediyorlar orada ama hani bu kadar kıymetli haç parçalarını oraya buraya dağıtacağını tahmin etmiyorum ben. Alır onu daha şey bir yere koyar. Daha sonradan uydurma bir şey olduğu kesin. Şimdi çemberli taş çok önemli bir şey. Çünkü aslında çemberli taş böyle değil. Mesa Caddesi, Tramvay Caddesi geliyor. Biraz daha kaymış vaziyette. Tam buraya geldiğinde çok büyük bir meydan. Böyle bir meydan oluyor. Tam ortasında bu çemberli taş. Hı. Ve etrafında heykeller dizili. Benim tahminim, sadece benim tahminim, çok büyük olasılık bugün yere batan sarnıcında gördüğümüz kaideler var Meduza'nın civarında. Onlar da bu meydandan gelme heykel kaideleri. Böyle bir yer hani olabilir. Hani böyle bir meydana hiçbir zaman bozulmayacağını düşünüp kutsal parçaları da koymuş olur. Ama öyle bir şey yaptıysa bu bir efsane olmaz. Kayıtlara geçen bir şey olur. Çünkü bütün rahipler orada dua eder, insanlar dua eder, kutsal bir yere döner, bir şapeli olur. Hani onun biraz ilerisinde bugün baklavacı var orada meşhur, oraya doğru. İşte devlet binaları falan var. Hani bir kutsal emanet kültüne ait kalıntı yok. O yüzden de öyle bir şey olmayabilir. Hocam tılsımlı yapılar bir arada mı güç kazanıyorlar? Yani, bir arada toplu bir arada, şekilde bulun. Öyle bir kendisi. İnanış mesela, da var. Tılsımlı yapı ya da kutsal mekan. İstanbul'da yüzlerce Ayazma var. Mesela bir tanesi Panaya, Blaharney, şeyde, Ayvansaray'da. Buradaki Ayazma pagan dönemlerden beri var. Ana tanrıçayı kutsal su. Daha sonra Meryem'e kutsal Ayazma oluyor. Hani. Hı. Sadece tılsımlı yapı değil, kutsal yapılar her yerde, her şekilde tezahür eder. İşte suların çıktığı yer de kutsaldır. Bugün İstanbul'un ayazmalarını dolaşın, bir dönemin en kutsal tılsımlı yerleri. Ya. Evet, yani Blaharney hala kutsal. Ben gittiğimde kendimden geçiyorum. Niye? O suyun etkisi var. Hani dinsel bir şey değil ama. Evet. Ya o bir gün gideriz oraya da. Neden olmasın hocam? Yani şey yaparız ama şu bir şey gerçek. Yani söylemek çok ağır ama bütün kutsalları yok etmişiz zaten her şeyi. 3-5 tane kalmış üstünde binalar var. Hı. İstanbul'da mesela bir tane Ayazma var. Ölümsüzlük suyu verdiği söyleniyor Avvayat. Evet.
Öyle efsaneler var, üstüne bina yapmışız. Umarım kalanları koruyabiliriz. Yani. Bizler sahip çıkarız. Sizinle güzel geziler yapacağız. Bunları da paylaşacağım tabii ki takipçilerle. Evet. Hocam ne diyelim? Günün sonunda kıymet bilmek lazım diyelim. Evet, ya İstanbul'a şöyle bir giriş yaptık aslında. Evet. Bir şey anlatmadık, bir giriş yaptık. Çünkü konu çok derin. Konu çok derin. Yapılan çok araştırma var. Evet. Çok kronik okunacak çok şey var. Zaman zaman inceleriz yani. Evet, her şeyden biraz bahsetmeye çalıştım. Evet. Ağzınıza sağlık. İyi çok ki geldiniz, bizi kırmadınız. Evet, bu coğrafyanın, bu toprakların kıymetini bilelim. Ne olur diyerek bugünü kapatalım. Haftaya yine aynı gün ve saatte görüşünceye dek. Hoşçakalın.